Günaydın, günaydın. Teşekkürler, hoş geldiniz. Günaydınlar, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Fox ekranına kaybolan çiçeklere hepiniz hoş geldiniz. Hepinize güzel bir sabah diliyorum sevgili seyirciler. Evet, sevgili İsmail Küçükkaya'dan bayrağı devraldık ve sizlerle beraber devam edeceğiz. Ekran başında bizi seyreden herkese sevdikleriyle beraber, aileleriyle beraber güzel bir gün diliyoruz. 0212 284 60 60 telefon numaramız. 724 lütfen arayın. Burada konuşulan konularla ilgili bildikleriniz varsa da onları bizimle paylaşın ki biz bir an önce sonuca gidelim. Çünkü konuklarım heyecanla, sabırsızlıkla yakınlarından gelecek bir haberi bekliyorlar. O haber de sizler sayesinde, ekibim sayesinde gelecek sevgili seyirciler. Yine uzmanlarımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz, iyi haftalar diliyorum. İyi avukat Beliz Özkan bizimle birlikte. Beliz Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hepimize iyi bir yayın olsun ama başlangıçtaki konularımız ne yazık ki çok üzücü. Toplum olarak geldiğimiz noktayı da anlatıyor bir anlamda. Özellikle şiddetle baş etmemiz gerektiğini, artık bununla çok geç kaldığımızı anlatan haberler var, olaylar var. Birazdan paylaşacağım. Ve çocuklar dediğimizde biz çocuklar için yola çıktık ya, biraz sonra aktaracağım haberde hadi canım bu kadarı filmlerde bile olmaz dedirtecek iki haber var paylaşacağım sevgili seyirciler. Hemen olay yerindeki arkadaşlarıma bağlanalım. Muhabir arkadaşım Murat Sönmez ve Çiğdem Akdemir bu konulardaki bahsettiğim haberlerle ilgili gelişmeleri aktaracak bize. Çiğdem günaydın, yine senin için çok zor bir yayın var bugün biliyorum. Kesinlikle öyle. Üst üste bu tür haberleri vermek durumunda kalıyoruz ne yazık ki. 4 günlük bir bebeği ki görseniz de o kadar da güzel bir bebek, o kadar olmaz da tatlı mı bir bebek ki. Hani pamuklara sararsınız, tırnağına zarar gelmesini istersiniz ama ne yazık ki o 4 günlük bebeği getirip burada kameraman arkadaşım hızlıca göstersin. Bu noktaya çöp konteynerinin hemen aşağısına, altına poşetin içerisine koyup poşetin de ağzını bağlayıp buraya terk etmişler. Ölüme terk etmişlerdi. Tam da bu noktada oldu işte olay. Cuma akşamı yaşanan bir gelişme bu. Küçükçekmece'den iletiyoruz size bu ayrıntıyı. Zaten haberlere konu olmuştu biliyorsunuz. Dediğiniz gibi o 4 günlük bebeği, o yavruyu, erkek bebek olduğunu söyleyelim, burada ölüme terk eden o vicdanın peşindeyiz. Görgü tanığımız da var. O da o bebeği gördü, oradan çıkaran kişiydi aynı zamanda. Buradaki esnaftan biri. Birazdan kendisiyle konuşacağız. O da bir baba aynı zamanda. Günlerdir beni uyku tutmuyor diyor. Bir yandan nasıl da oluyorsun? Çok öfkeli. Buradaki çoğu kişi de öyle. Pamuklara sararsınız ama ne yazık ki böyle yapanlar var. Bu şekilde hunharca davrananlar var. Birazdan ayrıntılarla bu noktadan ileteceğiz sizlere son durumu da. Çiğdem, bütün bebekler pamuklara sarınası, her şeyden korunası, onları dünyaya getiren anne babaların ilk vazifesi bu ama bu kişiler kimdir, hangi vicdan, hangi insanlık bunu yapar? İnsanlıktan ve vicdanlıktan nasibini almamış bu şahıslar kimler? Biraz önce, bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Detaylar için sana bağlanacağız. Ve biliyorsunuz geçen haftadan bu yana Munise için koşturuyoruz, Munise ve abisi için. Niye? Aslında Munise ve abi burada ama annesinin isteği içinde geldi Munise. Daha 40 günlükken hiç tanımadıkları, hiç bilmedikleri birine evlatlık vermişler. Munise'nin kendisinden bir yaş büyük olan abisini ve o noktada da Murat Sönmez Bergama'ya gitti. Elimizdeki bilgilerin peşinden koşturdu. Bakalım bugün bize neler aktaracak Murat Sönmez. Evet İnce Ertuğrul, Munise'nin ve abisinin gözyaşlarını dindirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla Murat'ın devam ediyor. İhbarların en yoğun geldiği nokta. Tamam. Şimdi duyabiliyorum. Devam edelim Murat. Başta duyamadım seni. Evet. Evet İnce Ertuğrul, Munise ve abisinin gözyaşlarını dindirmek için tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İhbarların en yoğun geldiği nokta İzmir Bergama'dayız. Burada gelen tüm ihbarları bütün titizliğiyle değerlendiriyoruz. Gelişmelerle yayınımız içerisinde sizlerle olacağız. Çok teşekkürler. İnşallah Murat'tan 89. bulundu haberini almayı istiyoruz sevgili seyirciler. Çünkü 16 Ocak'tan bu yana sizlerle beraber, ekibin çalışmalarıyla, sizin desteğinizle biz tam 88 çocuğu bulduk. Yoruldum artık, yoruldum. Halime o günden beri kendine bir şal bile almıyor. Anneciğim! Anne!
konuşmayacaksınız, susmayacaksınız, susturulmayacaksınız Allah aşkına. Bulduk Ayşe'cim. Hadi gerçekten mi? Evet. Dursun Ali'yi buldum. Ne kadar bulunmuş bir çimri kelebeği. Kimi zaman ağladı, kimi zaman güldü. Kimi zaman da isyan ettik çiçeklerimizi solduranlara. Namus 7/24 var olacak bir kavramdır insanın hayatında. Sizin gibi böyle belli aralıklara hapsedilecek ve belli şekle sokulacak bir kavram değildir Allah aşkına. Artık değiştirelim şu kafaları. Namus 7/24 namus yaşasın. Stüdyoda durmadık, sokağa çıktık. Muharrem şuraya dur gel. Muharrem kaybetme, Muharrem kaybetme. O korkunç olayın yaşandığı yerdeyiz. Jandarma ekipleri köyün bütün çıkışlarını tutmuş durumda. Biz de operasyona kaybolan çiçekler ekibi olarak katılacağız. Ve mutlu sona ulaştık. Bravo size. Sedat S. bulundu. İsa İlker bulundu. Ve Mustafa K. bulundu. Çok şükür. Sizin sayenizde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı kurtuldu. Bunu biliniz lütfen. 88. çocuğu da bulduk sevgili seyirciler. Vicdansızlar yeni doğan bebeği çöp poşetine koyup çöpe attılar. Yeni doğan bebeğin hayatına kim ya da kimler kastetti? Çığlık attığı için ölümden dönen ve yaşama tutunmaya çalışan bebeğin sağlık durumu nasıl? Birazdan kaybolan çiçeklerde. Sevgili seyirciler, bir bebeğin dünyaya gelmesi, bir canın dünyaya gelmesi hayatın en büyük mucizesi. Hayatın devamı demek, insanlığın yaşaması devamı demek ve bütün güzelliklere dair umutlarımızın da yeşertilmesi demek. Ve aslında bebek doğduğunda işte doktorlar da anneler de ilk o çığlığı duymak isterler, ilk ağlayışı. Oksijen ciğerlere gitti, bebek yaşıyor demektir. Ama şimdi size aktaracağımız hikayede 4 gün sonra gelen bu çığlık bebeğin hayatını kurtardı. Hiçbir ağız bu cümleyi kurmak istemez, hiçbir kulak da bu hikayeyi duymak istemez aslında ama bir çöpün içerisine 4 günlük bir bebek bir çöp poşetinin içerisine konuyor, ağzı kapanıyor, bebeğin de ağzı kapatılıyor ve terk ediliyor. Akşam saatleri, artık kışa girdiğimiz şu günler. Bu koca şehir İstanbul'da yaşanıyor. Allah aşkına burada arka arkaya işlenen insanlığın öldürülmesi var. Vicdanın öldürülmesi var. Bir bebeğin ölümüne kastetmek var. Nereden başlamak aslında lazım Beliz Hanım, ben bilemedim. İnsanlık suçu diyebiliriz buna. Evet, yani en temel. Karşı. Yani tabii burada aslında hani terk suçu falan bunları hiç saymıyorum. Hani öyle ceza kanununda o suçlar da var ama tabii ki burada adam öldürmeye teşebbüsün evet. Ağırlaştırılmış hali var. Çünkü ağırlaştırılmış hali eziyet çektirerek hunharca ya da canavarca hisle yapmak. Yani hani hukukçu kimliğimi bırakın insan olarak okuyunca inanamadım. Bir çocuk nefessiz bırakılıyor torbanın içerisinde. Evet. Hatta bence burada insan işkence suçu var. Yani insanlığa suçlar var da sıralamada zorlanıyoruz. Ama yani burada bence bunu işkence suçuna, insanlığa dair yapılmış en ağır suçlardan diye nitelendirebiliriz. Evet. Şimdi orada görgü tanıkları bu sesi duymasaydı bu bebek kurtulamayacaktı. Hemen gidelim Küçükçekmece'ye. Muhabir arkadaşım Çiğdem Akdemir'e bağlanalım. Çiğdem, cuma günü akşam saatlerinde yaşandı bu olay. Neyse ki o sesi duyan birileri vardı ve bu bebek hayatta bugün ama görgü tanıklarıyla birlikte konuşacaksın. Olay yerinden bize bir yaşananları tekrar anlatır mısın lütfen? Evet, Küçükçekmece burası, Fatih Mahallesi. 27 Mayıs Caddesi'nde yaşanan bir olaydı bu. Burada ardımda az evvel de gösterdiğim işte o çöp konteynerlerinin hemen yanına bırakılmıştı. Akşam 8-9 sularında bulundu. Poşet içerisinde, bir çöp poşeti içerisinde, poşetin de ağzı bağlıydı. Öldürmeye teşebbüs diyoruz zaten, ne diyelim. 4 günlük bir bebek, bir erkek bebekti.
ismi bilinmiyor. Zaten bugün bu bağlantı sonrasında bir de hastaneye gidip son durumuna ilişkin, sağlık durumuna ilişkin de bilgi vereceğiz. Ama aynı zamanda mahalleli tepkili dedik. O anları gören, o poşetteki o bebeğin o durumunu gören bir baba aynı zamanda kendisi ve buradaki esnafımızdan da biri Hüseyin Maden. Ona soracağız. Sizin de sorularınız olacaktır. Evet. Efendim çok teşekkür ederiz katıldığınız için öncelikle. Bir, ne yaşandı o gün? Nasıl duydunuz o sesi? Çünkü sesiyle tutulmuş aslında hayata. Bizim burada bir ablamız, ya yani teyze, bir teyze duymuş. Çok bir ses geliyor demiş. Bir bakın demiş. Ben demiş bakamıyorum, korkuyorum. Biz hemen... Yani şimdi orada o ses duyulmasa bu bebek yoktu. Belki varlığından da hiç haberdar olamayacaktık. Aslı, ben merak ediyorum. Hangi ruh böyle bir şey yapabilir? Nasıl bir ruh hali bu? Değerlendirdiğimiz zaman da birçok olasılık olabilir bunu yapan kişi, ama hani genelde iki tip tabloda görüyoruz. Birincisi, psikotik bir süreç gerçekleşmiş olabilir. Yani zaten böyle bir psikoz içerisinde olan bir anne bebeğini bir bebek olarak görmez. Bir nesne, hani kendine ait olmayan ve bir an önce kurtulması gereken bir sadece nesne olarak görür. Bu zaten hani aslında akıl sağlığıyla alakalı da sıkıntı oluşturabilecek geçici bir süreçtir ama. Çünkü ceza ehliyeti olur genelde psikotik süreçlerin bu aşamada. Aslında bir de istenmeyen bebeklerde, istenmeyen yani gayri resmi bir bebek olduğunda, genelde istenmeyen hamilelik ve istenmeyen bir doğum süreci olduğunda maalesef bu tip şeyleri görebiliyoruz. Şimdi tekrar Çiğdem'e bağlanacağız. O görgü tanıklarını da canlı yayında anlatacaklarını dinleyeceğiz ama ilk bebeği duyan, kurtulmasına vesile olan bağlantı hazır mı? Tamam, önce o zaman bağlantıya gidelim. Çiğdem'in yanındaki konuyla konuşmaya devam edelim. Hüseyin Bey, şimdi... Siz olayı anlatıyorsunuz ama o günden beri mutlaka hayatınızda alt üst oldu herhalde. Yani nasıl böyle bir şey olabilir diye bunu sorgulayıp duruyorsunuz zannediyorum. Evet ya, maalesef. Anlatın lütfen, bir komşunuz duydu. Bütün mahalle bayağı bir şoktayız. Yani bütün mahalle şu anda o insanı, o caniyi bulma peşindeyiz. Yani polislerimize destek oluyoruz. Yani o insanı bulmadan da zaten rahat bir uyku yok Çekmece şu anda. Herkes çalışıyor şu anda. Yani polisimize destek olmaya çalışıyoruz. Bravo. Şimdi o olay anına tekrar gidersek, demin yarım kalmıştı. Çiğdem size sormuştu. Bir hanımefendi duydu sesi. Korkuyorum dedi. Sonra neler yaşandı anlatalım. Yok. Ya ondan sonra baktık biz. Burada bizim esnaf arkadaşlarımız hemen almışlar çocuğu. Direkt içinden işte bağlamışlar ağzını. İçinden çıkardık çocuğu. Çocuk bir yani havasızlıktan demek ki daraldığı için bir açınca bir tebessüm yaptı bize. Ah, tabii bulduğumuz için çok sevindik. Çünkü bir yani saat 8 çeyrek sıralarında bulduk. Eğer yani 40 dakika daha bulamasaydık çöp konteyner aracı zaten alacaktı çöpleri komple. O zaman da zaten bütün her şey bitti demek olacaktı zaten bizim için. Zaten çöp konteyneri... Allah'a şükür bulduk. Çok şükür ama poşet içinde de zaten bu çocuk havasızlıktan can verecekti. O kadar süre dayanamazdı ki onun ciğerleri. Ya işte ya dayanmasa bile, yani o dayansaydı bile o çöp konteyneri zaten onu yani pestilini çıkaracaktı, bitmişti o bizim. Aklımıza bile getirmek yani istemiyoruz. Hüseyin Bey, bir poşetin içinde poşetin ağzı bağlı evet diyorsunuz. Bebeğin üstünde giysileri var mıydı, yanında bir şey var mıydı, bir şeye sarılmış mıydı, bir anlatabilir misiniz? Her şey vardı, her şey. Yani normal bir yani giyindirmiş, battaniye sarmış çok güzel bir şekilde. Evet. Sadece poşetini açmış, içine koymuş, sesi duymasın diye de ağzını bağlamış. Ağzını bağlamış derken nasıl yani, bir bezle mi? Poşetin ağzını. Poşetin ağzını. Ha, poşetin ayrıca ağzını bebeği bağlamış de mi bağladı dedim ben yani. Evet. Yok yok, çocuk battaniye kundağı sarılıydı gayet. Her şeyi giyindirilmiş şapkasına kadar. Yani 4 gün boyunca bence çok iyi bakılmış. Ondan sonra da artık nasıl bir canilik, nasıl bir şeyse bırakmışlar. Yani şimdi bunu ekleyelim, 3 kilo 880 gram bir yavrudan bahsediyoruz. Evet. 4 gün boyunca iyi bakılmış, doğum kilosu da gayet iyi. Sağlıklı bir bebekten, erkek bir bebekten evet bahsediyoruz. Ve akşam saatlerinde oraya bırakılmış. Peki olay yerinde birilerini görenler var mı? O çöp konteynerine gelip giden, bebeği bırakan, buna dair bilgi var mı? Ya şu kameraları inceledik, işte şu anda hiçbir görüntümüz yok. Bir görüntü var sadece, o da ağaçlardan dolayı göremiyoruz orayı. Yani giriş çıkışı, sadece giriş çıkışı inceleyeceğiz şimdi. Polis de inceliyor şu anda zaten
araştırmalar devam. Çekmecenin giriş çıkışlarını eğer siyah torbayla gelen, tabii siyah torbayla giren birisi varsa, ne kadar şüpheli varsa alınacak. Şimdi zaten o görüntüler de, mobese kamerası görüntüleri de var. Görüntülerde ama çok seçilemiyor kim geldi gitti diye. Etraftaki iş yerlerinin kameralarına mutlaka bakılacak. Hüseyin Bey, bu noktaya yakın ne var? Ne bileyim, bir hastane var mı? İşte bir alışveriş merkezi, orasını bir anlatır mısınız bize? Bulunduğunuz yeri. Çiğdem, sen de anlatabilirsin tabii ki. Yok, burada buraya yakın ne hastane ne bir şey. Sadece meydanımızda polis karakolumuz var. Evet. Bize en yakın olan Kaan Sultan Süleyman Araştırma Hastanesi var. Evet. Avcılar Murat Körük Devlet Hastanesi var. Başka burada yakın olacak bir hastanemiz yok. Sağlık ocağımız var sadece yani. Karakola mesafesi ne kadar bu çöpün? Sağlık. Evet. Karakolun yani buradan 500-600-700 metre falan. Yani bebeği hani bir yere teslim etme duygusuyla yapsa götürüp karakola bırakabilirdi. Çiğdem, birazdan hastaneye geçeceksin. Bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi de vereceksin bize ama o etrafı bize anlatır mısın? Yani orayı gören bir işte güvenlik kamerası, iş yeri kamerası var mı? Burayı gören güvenlik kameralarına özellikle baktığımızda, beyefendi de zaten yufkacı aynı zamanda, onun güvenlik kameralarına baktığımızda çok net görülemediğini biliyoruz. Hatta sorduk, yani onlar kendi kameralarını da çünkü an bir an incelemeye çalıştılar ve kadın mı erkek mi olduğunu bile seçememiştik. Hiç seçemiyoruz şu anda. Yani eğer dal engellemese, zaten burada perdeci arkadaşımız da var kamera. Eğer ki yani dalı biraz daha geride olsa, direktmen koyan kişiye kadar hepsini tespit ediyorduk. İşte o yüzden ama bu noktada da galiba işte sokağın girişi çıkışında o anda siyah poşetle o saatlerde giren biri var mı? Varsa kim? Görüntüsü seçilebiliyor mu? Bunun üzerinde polis araştırmalarını gerçekleştiriyor. Dediğimiz gibi o küçük 4 günlük yavrumuzda henüz ismi bile konulmamış durumda. Şimdi hastanedeki durumu da biraz sonra zaten gidip son durumunu öğreneceğimizi belirtelim. Söz konusu olayın gerçekleştiği yerden zaten bahsetmiştik. 4 günlük bir yavrumuzda hep diyoruz yani çocuklarımızın tırnağına zarar gelmesini istemeyiz ama bunu kim nasıl yapar diye de, nasıl bir vicdan yapar diye de o vicdanın peşine düşmüş durumdayız ama bir yandan da işte dedik ya, Hüseyin Bey de bir baba, aslında onu sormak lazım. Evet. Bir yavrunuz var, 6 aylık olduğunu söylemiştiniz, bir erkek bebek. Şimdi 4 günlük bir bebek gördünüz. Sizin durumunuz nedir diye sorayım aynı zamanda. Ya biz, bir tek ben değil, yani burada bulan herkesin çocuğu, evladı, herkesin şeyi var. O akşam herkes şok oldu. Herkes şu anda, ben Küçükçekmece Fatih Mahallesi olarak sayfasında paylaştım. Yani şu an hala yani yorumlar yazılıyor, isyanlar ediliyor. Nasıl yani bu canilik, benim çocuğum şu anda 6 aylık. Hı. Yani ben birazdan şimdi sizden sonra gideceğim, onu doktora götüreceğim. Hı. Ufacık gözünde bir kayıtlık olduğunu hissettim. Şu anda hastaneye götüreceğim onu. Yani bunu çöp poşetin içine koyup buraya bırakmak ne demek ya? Çok ayrıntısına tabii giremeyebiliriz, iddia boyutu olduğu iş ama şüphelendiğiniz birileri bu çevrede var mıdır acaba, böyle hani durumlarından şüphe ettiğiniz ya da kulağınıza çalınan bir şeyler, polisin de size sorduğu birileri var mı? Şu anda öyle bir şey yok, sadece bir kamera var, onu inceliyor polis. Eğer ondan sonra zaten polis bize görüntüleri getirecek. Zaten biz 20-24 senelik burada esnafız. Yani burada böyle biri yapacak biri yok aslında. Hı hı. Ama şu anda kentsel dönüşümden çok dışarı içeri giriş olduğu için yani bayağı bir doldu burası, Suriye falan. Ya yani çocuğun işte neye benzediğini de tam olarak bilemiyoruz. Yani şimdi daha yeni doğduğu için. Şimdi eğer ki yani bir benzetme olursa ona göre davranacağız zaten. Adreslerini tespit edip ona göre polise biz de bilgi vereceğiz. Bunlar da olabilir. Yani mesela komşumuz görmüştür, bu kız hamileydi. İşte 3-4 gündür ne bebeği var ne kendisi işte dışarı gidiyor. Öyle yani komşular sayesinde bulacağız inşallah. Aslında biz de buradan yani mahalle sakinlerini tanıyorsunuz ama dışarıdan gelen. Tabii dışarıdan gelenleri bilmiyoruz. Dışarıdan gelenleri tanımıyoruz. Hı-hı. Mahalle sakinlerimizden böyle bir şey hayatta olmaz. Biz de yani buradan bu Çekmece'nin yerlisinden böyle bir şey canilik yok. Biz de buradan bir çağrı yapmış olalım Çiğdem. Yani orada belki güvenlik kamerası dal nedeniyle o görüntü kesiliyor. Net bir görüntü elde edilemiyor ama o saatlerde o sokaktan geçen birileri, biraz şüpheli hareketi olan, telaşlı işte o çöp konteynerine, çünkü 8.30 civarı deniyor. Cuma günü Küçükçekmece Fatih Mahallesi, nokta belli. Herkes şöyle bir hafızasını tarasın. Dikkatini çeken ne varsa polisle bunu paylaşsın. Bu caniliği yapan kimse, bir başkasına da bir zarar vermeden bir an önce ortaya çıksın. Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bebeğinizi de lütfen bizim yerimize öpünüz. Saçının bir teline zarar gelmesin. Güle güle büyütünüz lütfen. Hep güzel günlerini görün. Çiğdem, tekrar sana döneceğim ama
İlk işte o çok görgü tanığı, ismi olmayan bu yavruyu bulan kişiyle yaptığı röportaj da vardı, verdiği bilgiler de vardı. Onu izleyelim. Ayrıca da bebeğin sağlık durumu ile ilgili sonra hastaneye gidip bilgi alacağız. İşten geliyordum. Berberin yanına gittim, birazcık konuşuyorduk öyle. Bir tane yaşlı bir bayan geldi. Dedi bir ses geliyor çöpten, ama bebek sesi, ama korkuyorum ben. Koşa koşa gittik. Benle İlhan abi var orada. Baktık çöpün içinde, baktık öyle poşetler falan aradık, bulamadık. Baktık ses şeyden geliyor, çöpün yanına geliyor. Bir siyah poşette öyle içine atmışlar öyle, incecik bir battaniye bu soğukta, öyle bırakmışlar gitmişler. Aldık işte, sonra hemen ambulansa çağırdım. Ambulans sağ olsun geldi, sonra polisler geldi işte aldılar. Evet, gerçekten inanılır gibi değil. Çiğdem şimdi hastaneye geçecek ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili son bilgileri alacağız kendisinden. Polis soruşturmasına devam ediyor. O bölgedeki kameralar çok incelenecek. Çok yeni olduğu için o sokaktaki ağaç kesip görünmüyor bile olsa orada paralel sokaklardaki takip edilerek mutlaka emniyet birimleri bunu halledecektir. Çözecekler. Arabaysa araba, kesinlikle. İnsansa insan, mutlaka bunu bulacaklardır diye düşünüyorum. Bir de İnce Hanım, şu önemli, biliyorsunuz bebekler ilk doğduktan sonraki ilk 3 gün içerisinde ağırlıklarının yaklaşık 10'un kadarını kaybeder. Şimdi bu bebek 3 kilo 800 gram ağırlığında, 4 kilo civarında dünyaya gelmiş olması gerekiyor. Normal doğulma da dünyaya gelmiş olması zor bir ihtimal. Çünkü 3-3,5 kilo üzerindeki bebekler genelde hani sezeryen doğuma yönlendirilebiliyor. Hastane kayıtları bence burada çok önemli bir yakında rol oynuyor. Yakında yok dedi ama hani o yani civarda olan o civarda, evet, o semti olan, o gün 4 gün önce erkek çocuğu doğan mutlaka kayıtlarda mutlaka incelenecek. Mutlaka bilen birileri var. Bu noktada bence mutlaka ve mutlaka o sanıklar yakalanacaktır diye düşünüyorum. Ama aile bireylerinden de bilenler varsa bir an önce onlar da ortaya çıksın. Bunu yapan kişi sağlıklı bir yapıya sahip değil. Kesinlikle. Başka birilerine zarar vermeden bir an önce yakalanması, ortaya çıkması lazım. Tekrar döneceğiz az sonra Küçükçekmece'ye. Sevgili, kanınız dondu değil mi? Ya yani inanamadınız duyduklarınıza, biz de inanamadık ama maalesef yaşanıyor. Şimdi sevgili seyirciler, Yozgat'a bağlanacağız bu kez. Özür dilerim, Yozgat'ta Murat yok, yanlış söyledim, bir an aklım oraya gitti. İHA muhabirine bağlanacağız birazdan. Niye bağlanacağız? Çünkü Yozgat'ta çok acı bir olay yaşandı. Yozgat'ta bir baba, genç bir baba. Aile içi sorunlar var ve daha önce ne yazık ki aile bireylerine şiddet uygulamış bu şahıs. Ve bu nedenle de çocuğunla ilgili göremiyor, uzaklaştırma kararı alınmış. Ne yapıyor bu şahıs biliyor musunuz? Eline silahı alıyor, gidiyor 1,5 yaşındaki evladının gözü önünde. Önce o anneyi, eşini, küçücük evladının annesini, sonra kayınvalidesini, kayınpederini öldürüyor. Ardından gidiyor bir yerden, bir Facebook üzerinden canlı yayın yaparak da kendi canına kıyıyor. 1,5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını, kayınvalidesini ve kayınbabasını katlettikten sonra canına kıydı. Aile içi katliamın tüm ayrıntıları birazdan Kaybolan Çiçekler'de. Evet, arkadaşlarım başlığı aile içi katliam olarak belirlediler. Gerçekten de öyle. Hani burada başlangıcında kadına şiddet var, sonrasında bunun artarak devam etmesi var. Yasal çerçevede alınan koruma kararları var. Ama ne yazık ki hiçbiri yetmemiş. İşte sonuç, bütün bir ailenin yok edilişi ve bütün bunlar da 1,5 yaşındaki bir bebeğin, bir masum yavrunun gözü önünde gerçekleştirilmiş. İHA muhabiri Bahadır Muhlis Gökgür'e bağlanacağız. Bahadır Muhlis Gökgür, duyabiliyor musunuz beni? Merhabalar. Merhabalar. Şimdi çok acı bir olay, inanılmaz bir vahşet var burada. Bize bir anlatır mısınız bu olay nasıl meydana geldi diye, ne zaman oldu, detaylarıyla lütfen. Tabii ki, olay önceki gün Yozgat'ın Aydıncık ilçesine bağlı Dere Çiftlik Köyü'nde meydana geldi. 24 yaşında Ankara'da inşaat içinde çalışan Fıttık Gököz, eşi Özlem Gököz ile boşanma arifesindeydi ve ayrı yaşıyorlardı. Çiftin bir de 1,5 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Baba Sıddık Gököz, çocuğunun kendisine gösterilmediği iddiasıyla önceki gün eşinin baba evine gelerek dehşet saçtı. İlk olarak Sıddık Gököz, kayınbabası İsmail Özçay'ı, ardından kayınvalidesi Zeynep Özçay'ı ve eşi Özlem Gököz'ü evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Of. Ardından ise Sıddık Gököz evde bulunan 1,5 yaşındaki oğlunu alarak
yine aynı köydeki babasının yanına bıraktı. Sıddık Gököz daha sonra köyün üst tarafında bir araziye giderek burada cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yaptı. Sıddık Gököz burada pişman olduğunu ve şeytana uyduğunu söyledi. Daha sonra da kendisi de olay yerinde intihar etti. Şimdi Sayın Gökkür, bu kişi öldürüyor eşini, kayınvalidesini, kayınpederini, sonra bebeğini alıp kendi annesinin babasının yanına götürüyor. Aynen. Yani çocuğuma kimse o arada buna müdahale etmiyor mu? Nedir, ne oldu diye anne baba da sorup şikayetçi olmuyor mu? Nasıl hemen ya, bırakıp gidip bir de kendi canına kıyıyor sonrasında? Yani hani bir an, olay bir anda olduğu için çocuğu alıyor, direkt babasına götürüyor, çocuğuma iyi bakın diye. Sanıyoruz ki çocuğun babasının da hiç haberi yok bu olaydan. Sonra işte dediğimiz gibi bir araziye giderek burada sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yapıyor. Zaten herkes de jandarma falan da oradan biliyor neyin ne olduğunu. Ona göre işte jandarma arama yapıyor. Arama yaptığı sırada da muhtar falan arama yapıyor. Arama yaptığı sırada da cesedini buluyorlar Sıddık Gököz'ün. Olay öyle gelişiyor işte. Peki, duyuluyor. Bebek şu anda babaanneyle dedenin yanında mı yoksa devlet koruması altında? Devlet koruması altında. Devletin bebek şimdi. Devletin daha öncesinde böyle bir suç kaydı var mıymış bu şahsın? Daha önce şöyle bir iddia var. Bu İsmail Özçay'ın, ölen İsmail Özçay'ın amcasının oğlu var. Aynı zamanda da köyün muhtarı Sabit Özçay. Evet. Tıttık Gököz'ün 2 yaşındaki oğluna, oğlunun vücuduna sigara söndürdüğü, eşi ve kayınvalidesinde şiddet uyguladığı suç duyurusunda bulunuyorlar bunlar savcılar. Şimdi birazdan Sayın Gökür, birazdan biz bu Sabit Bey'e bağlanacağız, muhtara bağlanacağız. Aynı zamanda ölen kişinin kayınpederinin, yani bu cinayeti işleyen kişinin kayınpederinin kuzeni kendisi. Evet. Çok teşekkür ediyorum size aktardıklarınız için. Ben teşekkür ettim. Zaten kolay gelsin. Sağ olun. Koruma tedbiri olduğuna göre mutlaka bir şiddet ya da şiddet teşebbüsünde bulundu daha önce aileye karşı ki aile de eşte gidip koruma tedbiri istedi. Valla burada da yine dediğiniz gibi çok şey var, çok söylenecek. Çok şey var, konuşacağız. Yani bizim ülkemizde kadına karşı şiddetle ilgili söylenecek çok şey var ama bu durum biraz daha farklı. Sanıyorum psikolojisi bozuk. Şimdi detayları birazdan, olayın nasıl meydana geldiğini bir duyalım, ondan sonra konuşalım ama işte yine tüfekle, av tüfeğiyle bir cinayet ve kadın cinayetlerinin, bunu geçen hafta da konuştuk, %70'i pompalı, yani tüfeklerle gerçekleştiriliyor. Bu noktada artık bir düzenleme, bir yasak yapmak şart kesinlikle. Şahıs önce işte eşini öldürüyor, bebeğinin annesini, sonra kayınvalide, kayınpederini, ardından da gidiyor kendi canına kıyıyor. Bunu da sosyal ağ üzerinden işte orada kendince özür diliyor, bir şeyler yapıyor ve paylaşıyor sevgili seyirciler. Dünyamı yıktılar beni. Ben ne yaptım onlara? Bir insan çocuğunu döver mi ya? Çocuğunun kötü olmasını ister mi? Ben çocuğumu dövüyormuşum. Benimle niye uğraştınız ki? Ne yaptım ben buraya, köye? Köye ne yaptım ben? Ben kime yanlış yaptım? Yoruldum artık. Dayanacak gücüm kalmadı. Dünyamı yıktılar benim. Ne istedilerse yaptım. Şeytana uydum. Allah'ım mahvet beni. Ne olur Allah. Ne oluruz. Sonrasında da kendi canına kıyıyor ama işte bu cümleleri kurmak, o çekimleri yapmak falan. Bir bunalım, yani bir bunalım var, depresyon var. Yapmış olduğu işle ilgili bir vicdan hesaplaşması var. Ama hiçbir şey gidenleri de geri getirmiyor. Kendi canını da getirmiyor. Yazık oldu ölenlere ve hayatta kalan 1,5 yaşındaki çocuğa. Tamam, vicdan azabı duyuyor ama burada gayet de planlanmış, sancım, işlenmiş sancım bir cinayet. Şimdi var bence. Sonrasını bile planlamış sanki. Oradaki bir şov yapar hali var bence. İki cümle var. Yani birinde dünyamı yıktılar diyor. Evet, yani aslında bu tarz kişiler bir de benimle niye uğraştınız diyor. Hiçbir şekilde kendiliğini her zaman mağdur olarak görür bu kişilik yapısında ya da bu psikolojideki insanlar. Dolayısıyla hiçbir suçu, hiçbir hatayı kendilerine affetmezler. Hep dışarıdaki kişileri suçlu olarak görürler. İşte daha öncesinde çocuğuna hiç
işkence yaptığına mutlaka dair bilgiler paylaştı. Mutlaka öncesinde zaten vardır. Evet, bağlanalım hemen. Muhtar Sabit Özçay aynı zamanda işte bu cinayeti işleyen kişinin kayınpederinin de kuzeni. Sayın Özçay, başınız sağ olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Eretvili Köy Muhtarı Sabit Özçay. Şimdi, az önce yanındaki konuşan psikolog doktoruna ne olduğunu bilmiyorum. Ben katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Psikolojik durumu falan yok. Bunun arkasında birileri var. Ben katılmıyorum. Anlatın o zaman Sabit Bey. Şimdi büyük bir acı yaşadınız. Ailenizden 3 ferdi kaybettiniz. Benim üz ve üz amcamın oğlu. Oradaki amca bazı konularda yanlış anlama şarkı söyler gibi kelimeler kullanılıyor. Ben bu dere çiftlikte 20 yıldır dere çiftliğin insanının hizmetkarıyım ve de hizmetçisiyim. Olmaya da devam edeceğim. Ama şu var. Ben adamı öldüreyim, internete vereyim, show yapayım. Benim Ali Bızıl Toğ Türk'ü söylüyor. Benim bu köylerde çok alacağım var diyor. Ne yapmış bu köy ona? Sen istedin, verdik. Verdik. Doğru mu? Doğru. Zaten Sayın Özçay, siz bağlanın, bunları anlatın istiyoruz. Yani daha öncesinde neler yaşandı bu kişi? Abla. Buyurun anlatın abla, bize. Abla ben anlatacağım. Evet. İstedin, verdik. Allah'ın emri. Verdik mi? Verdik. Ankara'ya elini aldın, gittin mi? Gittin. Ankara'da gelen haberler bana şiddet görüyor, uygulanıyor. Bir eve geldi, babası tekrar araya komşular giriyor. Evet. İçinde ben yokum. Ben bir kelime yanlış konuşmam. Beni bütün dünya izliyor. İzlemeye de devam ettim. Bunun yaptıkları çocuğun yüzüne az önce basın haberi... Çocuğun yüzünde iz kalmış. Ben çocuğu dahi görmedim. Görmedim ama ne döktü, ne yapıldı bilmiyorum. Niye bilmediğim için de yalan konuşmak da istemiyorum. Belki birinden duyma görüşür. O yüzden şimdi ben sizden adam İsmail'i amcamın oğlu Suvaz'ı getiriyor. Dinliyor musunuz beni? Dinliyorum. Biraz sesinizi net duyamadım. Bir aydır bu köyde, ne psikolog ne deli hiçbir şey yok. Bunun arkasında... Babası mı var? Ben babasını ihtimal vermiyorum. He, niye vermiyorum? Benim öbür amcamın oğlu Ankara'da, Turan Güneş Bulvarı'nda, Pasaj'da. Benim amcamın oğlunu İbrahim diye bunun büyük kardeşi var. Sabit Bey, şimdi bu isimleri tabii biz bilmediğimiz için çok net anlayamıyoruz. Ben şunu soracağım size. Bu cinayeti işleyen kişi, işte sizin damadınız, kuzeninizin, yeğeninizin eşi. Daha öncesinde eşine şiddet uyguladığı, çocuğuna şiddet uyguladığı için bir uzaklaştırma mı aldı? Bir boşanma. Evet, onu anlatın. Evet, sonrasında kızınızı da kızı da köye getirip korumaya mı aldınız? Yani boşanma davası. Hayır. Kızı korumaya değil. Kızı getirdi. Evet. Kendileri anlaşamadılar. Aralarına biraz komşu girmiş. Benim olaydan geri vermişler. Kız bir ay iki ay duruyor. Kızı pencereden atıyor. Kıza dairenin binadan Ankara'dan atıyor. Kızı babası gitti getirdi. Bir çocuğu var. Bunları anlaşamadı. Normal bir şey. Her ayrılan eşini öldürmek zorunda değil. İnsan olan ben şunu söylüyorum. Kadını dövme insan olan. İnsan olan kadına kötülük yapmaz. Bunu yapan çok özür diliyorum. Benim kimseden İşine gelmiyorsa babasına teslim edeceksin, adam gibi oturacaksın. Ben bunu kabul etmiyorum. Boşanacaksınız, ayrılacaksınız. Adamına böyle gidilmez. Bir, ikincisi İsmail Özçay o günü ben olayın olduğu günü köprünün üzerinde olay cuma ertesi günü oluyor. Devletin kamyonları bir kötü yer vardı. Orayı yaptırıyorum. İlçe kaymakamımız yönlendirmiş. Köyümüzün içini yapıyorum. Allah razı olsun kaymakamdan. Baydiyen kasabasından iki tane Suvaz'ı getiriyor. İsmail'in arkasından o Suvaz'lar saat 5'ten sonra gittikten sonra mesai saati İsmail'in arkasından vuruyor. O pis vuran insan beni geliyor kahvenin önünde. İsmail'in benim evim arası 300 metre 350 metre beni takip ediyor. Bakıyor. Ha bu burada. Ben aşağıdaki eve gideyim. Bunun üçünü bir araya getirmek için plan yapılmış. Niye plan yapılmış? Efendim beni dinler misiniz? Dinliyorum da sesinizi net alamayınca Sabit Bey araya giriyorum izninizle. Şimdi daha önceden bu cinayeti planladı ve oraya geldi. Hem eşini hem kayınvalide kayınpederi öldürdü diyorsunuz Sıddık için, öyle mi?
Evet, evet. Bak, peki. İsmail günlük geziyordu. Günlük geziyordu. İlçeye gitmedi. Sabah namazı gidiyordu. İsmail'i Bursa o zaman vururdu. Bunlar nasıl plan yapılmış biliyor musunuz? Üçünü bir araya getirek. Üçünü bir arada... Üçünü bir araya getiriyor. Olayın yerine ben varıyorum. İlk önce Özlem mi gördüm çocuğu? Amcamın oğlunu görmedim. Onun sırtından kapının ağzında mala elinde rahmetlik malayla o sıva kırıntılarını toplarken vuruyor. Onu elin iki sefer sıkıyor. Of, elin biliyor. Öldükten sonra kadınla kız kaçıyor. Kaçtıktan sonra kadını, kızı eline bir çekiç alıyor çocuk. Küçük bir çekiç, ayakkabı çekici. Onunla kendini savunuyor. İlk önce kaynanasını vuruyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Hepsinin arasında, İsmail'le Özlem'in arasında 10 metre var. Kızıyla anasının arasında, yengemin arasında 6 metre mesafede çocuğu alıyor, götürüyor, babasına veriyor. Babası da çağırıyor. Bütün bunlar şimdi Sabit Bey... şimdi tabii ki çok büyük bir acınız var ama çok detaylara girmeyelim, onları paylaşmayalım yayında. Sizin söylediğiniz bu daha önceden planlanmış, daha önce de eşine defalarca şiddet uygulamış bu kişi, bu Sıddık denen kişi. Planladı, evet. Üçünü bir arada olmasını bekledi ve ne yazık ki arka arkaya hepsini öldürdü. Bunları da 1,5 yaşındaki o yavrunun gözü önünde yaptı, öyle. Evet, evet, göz önünde yapıyor. Bir de şu var, mahkeme aşaması tahminim, bak oradakine yalnız konuşmayın. Sizin elinizde bir her şey, alet var. Ben yanlış konuşursam özür diliyorum. Mahkeme tahminime göre kafam karışık. Ya bu ayın 6'sına ya 7'sine evet. Babasına diyor ki mahkemeye geldim ben diyor. Şimdi Sabit Bey'in sesini ben çok net duyamadım açıkçası ama şöyle anladığım kadarıyla siz belki benden daha rahat duydunuz. Burada zaten kadına şiddet süre gelen bir olaymış. Var, çocuğa da var. Şikayet de var. Hı-hı. Çocuğa yönelik de uygulanan ne yazık ki şiddet çocuğu var. Çocuğu göremiyor bir süredir. Evet, bir süredir de çocuğu göremiyor. En sonunu anlatıyordu. Onu diyor. 6 ya da 7'sinde bir mahkeme var galiba. Ve bunu kendisine karşı yapılan bir hata olarak kabul ediyor. O son çektiği video diyor ya işte bana ne yaptınız? Bence çocuğu göremediği için... Ben ne zorunuz neydi diyor. Aslında orada muhtarın söylediği çok güzel bir şey var. Aslı'nın anlattığını tam Aslı biraz yanlış anladı. Onu da düzeltelim çok burada. Çok normal acıları senin. Var sonuçta. Acıları çok büyük. Kesinlikle. Biz bunları gayet anlayışla karşılıyoruz. Hı-hı. Aslında bu Sıddık denen şahıs, 3 kişiyi öldürüp kendi canına da kıyan şahıs, kafasında o kadar normalleştirmiş ki eşini dövmeyi, çocuğuna şiddet uygulamayı, ne olursa olsun onları kendi eşyası, kendi malı gibi görüyor. Hı-hı. Her tür kötü muameleyi yapabilir, yaşamına devam edecek. Hı-hı. Yasal düzenlemeyi de reddediyor, toplumsal olarak bunun karşısında durmayı da reddediyor. Hasta bir yapı bir yani. Sosyopati aslında örneği diyebiliyoruz bu tarz vakaları biz İnce Hanım. Yani toplum kurallarını da içe sayarsınız bu tip bir yapınız varsa. Dışarıdaki insan... Kurallar çerçevesinde yaşamasını istersiniz. Dışında bir şey olduğunda hemen tepki gösterirsiniz. Evet, İnce Hanım, buradan da şu çıkıyor. Böylesi durumlardaki adalet olayının hızlı karar verilmesi gerekir. Sürenin uzatılması, çocukla ilgili kararın verilememesi aile içindeki bu şiddet eğilimini de artırıyor. Kişilere de fırsat veriyor. Belki bu olay mahkeme sürecinde görülseydi bu dava... Mahkeme koruma tedbiri de getirdi. Koruma tedbiri var zaten. Yetmiyor hocam çoğu zaman ne yazık ki. Yani anneler, aileler ayrılabilir. Evet. Her iki tarafta tabii çocuğu görme hakkına sahiptir baba olarak da. Ama ne zaman mahkeme babanın görmesini engelliyor? Eğer çocuğa yönelik bir tehlike varsa. Ve burada da sanıyorum böyle bir durum olduğu için çocuk babayı göremiyor. Ve bu delirmesine ya da daha da kendi içerisindeki psikolojisini daha da tehlikeli hale getirmesine bu sebep oluyor. Ama burada... Gerçekten bence bütün hukuki çok fazla konuşabiliriz ama... Ama muhtarın söylediği çok önemli bir şey var, onu da söyleyeyim ondan sonra. Tamam. Yani o kadına şiddetin ne kadar çirkin, ne kadar yanlış olduğunu, bir sorunuz varsa yollarına... Bunu diyen muhtarlar çoğaldıkça galiba tabii. Biz işin İnşallah, değil mi? Bunu diyen erkekler, bunu diyen kadınlar hepimiz çoğaldıkça. Şimdi koruma tedbirleri bazen yetersiz kalıyor... Ama sizin de değindiğiniz nokta var ki gerçekten bu silahlar nasıl bizim ülkemizde bu kadar kolay elde ediliyor? Yani bunların tabii ki bu cinayetlerin birçok nedeni var. Ekonomik, sosyolojik, hukuksal her şey var ama hani başta en azından bu silahların bu kadar kolay elde edilmesinin önüne geçmemiz gerek diye düşünüyorum. Evet, geçen yıl kayıtlara geçen 2000 cinayet var silahla
işlenen kişilerin öldürüldüğü. Bu kayda geçen geçmeyen de vardır. Yani çok daha fazla ne yazık ki bu sayı giderek artıyor. Bu bireysel silahlanmaya karşı duracağız. Bunlarla ilgili ruhsatlanmaların da yeniden düzeltilmesi lazım. Ben hep size söylüyorum, gücünüzü bir fark etseniz, zamanlarınızı bu tür etkinliklere de kullansanız hanımlar var ya, o kadar şey, o kadar hızlı değişecek ki, bütün bunların karşısında o kadar el birliği yaparsak, güçlü olduğumuzu gösterirsek sonuç alacağız ki siz bile şaşacaksınız aslında o sürenin nasıl kısaldığına. Yoksa yasada var ama uygulamada işte sorun yaşıyoruz. Evet. Bir yandan işte parçalanmış bir aile ve sonunda yaşanan bu acı olayı size aktarıyoruz sevgili seyirciler, ama şimdi geçeceğim hikayede de işte orada da umut var. Yani umut var, ona böyle tutunmak istiyoruz. Bir anne stüdyomda, Aslı Hanım çay elinden geldi, hoş geldiniz. Sizin kaç çocuğunuz var? Benim 3 tane. 3 çocuğunuz var. Allah bağışlasın. Ama Aslı Hanım buraya niye geldi biliyor musunuz? Eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarını aramak için geldi. Onları da bulalım ve biz tam olalım diyor. Parçalanan bir aile. Adliye kapısına terk edilen 2 çocuk. Ben yıllar önce bir hata yaptım. Hiç görmediği çocukları için yüreği yanan bir üvey anne. Benim 3 evladım var. Eşimin de ilk evliliğinden 2 tane oğlu var. Onları aramak için geldim. Onlar da benim öz oğullarım gibi. Bu benzersiz öykü birazdan Kaybolan Çiçekler'de. Evet, Muzaffer Bey yıllar önce bir evlilik yapıyor. 1998 yılında Nurten Hanım'la evleniyor ve bu evliliğinden 1999'da Mert, 2003'te de Yiğit dünyaya geliyor. Çok güzel de isimler vermişsiniz evlatlarınıza. Sonra ne oldu Muzaffer Bey? Efendim, benim eşimden önce herhangi bir problemim yoktu. Gitgide tabii ilerledikten sonra zamanca şiddetle kavgalar, birleşememiz oldu. Tabii ondan sonra köye gittik, tekrar geldik. Bu aldı kendini, kaçtı gitti çocuklarla beraber. Çocuklarını alıp evi terk mi etti? Evet, aynı şekilde. Gitti, ondan sonra ben duydum işte geldikten sonra işte eşim başka birine falan filan kişiye kaçtı. Ondan nasıl sonra, yani seni bırakıp resmen seninle evliyken başka bir adama mı gittik? Aynen. Evet, çocuklarla beraber ortalıktan kayboldu. Tabii ki duyduk o sonra falan kişinin kaçtı diye. Ben tekrar Karadeniz'e geldim. Ondan sonra çocuklar ortada kaldı tabii ki. Ben bütün ilişkimi kopartmak istedim. Polisler nasıl aradı yani beni. Sen şimdi polisler eski aradı eşi, beni. Tabii bunların hepsi bir iddia, onu söyleyeyim de şimdi şiddetli geçimsizlik oldu. Çocuklarını aldı gitti başka bir adamla yaşamaya başladı. Aynen. Sonra çocukları o birlikte yaşadığı kişi kabul etmedi mi, istemedi mi? Evet, istemedi ve çocukları bizim gelmiş babamın eski bir evi var gecekondu gibi, oraya terk bırakıyor ve bizim mahalle bekçimiz vardı, oraya bırakılıyor. Polisler bana nereye aradı. Bırakıyor çocukları? Söğütlü ilçesine bırakıyor. Nereye bıraktı? Adam, nokta neresi? Sakarya. Tamam da neyi, bir polise mi götürüp teslim ediyor? Nereye? Beni geldi sanıyor oraya. Ha. Ben oraya gidip gelmiştim dayımın yanına. Orayı bırakıyor çocukları. Ve bizim mahallenin bekçisi de onlara sahip çıkıyor. Oradan polisler bana ulaştı. Dediler işte gelin burada çocuklarınız var. Ondan sonra gittim ben oraya, baktım çocuklar oradaydı. Dedim ben bu çocukları, kadın artık benim hayatımdan çıksın. Tabii annem de o zaman rahatsızdı. Bakanım da yok çocuklara. Birisi zaten ufak, birisi büyük. Kaç yaşındaydı çocuklar o zaman? Birisi 6 ve 8 aylık üzeri. Bir diğeri de 4-5 yaşında, öyle bir şey olacak. 4-5 yaşında büyüğü, 8 aylık diğeri. Küçük. Siz boşandınız, ayrıldınız. Evet. Eşiniz de çocukları istemiyorum dedi. Terk etti adliye binasına. Sen de bakamayacak durumdayım dedin. Evet. Sonra ne yaptın? Tekrar bize bir mahkeme çıktı. Evet. Savcı Bey'e çıktık. Savcı Bey dedi bu çocuklara bakacak mısın? Dedim efendim. Tamam. Benim durumum yok. Bunlara bakacak bir halakım yok. Devlet tarafından bu çocuklara sahip çıkılmasını istiyorum dedim. Annesine de verilmesini istemiyorum dedim. Annesi dedim çocukları buna, yuvaya verdiniz sonra. Yuvaya vermek istedik. O da yazdı çizdiler. Onlar da çocukları bırakıverdiler oraya. Benim de haberim yok. Ben çıktım adliyeden. Ben polisleri de biliyordum çocukları. Sen o günden sonra çocuklarını gördün mü? Görmedim. Görmedin. Görmedim. Ya, mahkeme kararıyla mı çocuklar böyle? Anlayamadım orayı. Mahkeme avukat
mahkeme gördükten sonra anne çocuklar... de istemeyince, baba da istemeyince çocuklar devlet koruması altına alınmış, yuvaya bırakılmış ve işte o noktadan sonra üzerinden yıllar geçiyor. 1900 işte 2003'te Yiğit dünyaya geliyor. 2003-2004'ten bu yana baba çocuklarıyla hiç bağ kurmuyor, çocukları aramıyor. Ta ki bugüne kadar, Aslı'ya kadar. Aslı Muzaffer Bey'in ikinci eşi. Evet. Üç çocuğu var. Ve Aslı'cığım sen şimdi anlatsana, sen niye benim programıma geldin? Ben çocukları bulmak için geldim. Yani ben de bir anneyim sonuçta. Ben gitgide yani vicdan azabı çekiyorum. Diyorum ki ben, eşim üzülüyor. Hani bazı bana hissetmese de kendini üzüldüğünü anlıyorum ben. Ya onun haberi yok ana zaten ben size başvuru yaptım. Sen kendi başvurdun. Evet. Aslında önemli olan bu. Yani baba ara, kendisi başvurmadı. Aslı başvurdu. Aslı'ya bir alkış yok mu hanımlar? Yani böyle anneleri desteklememiz lazım bizim. Teşekkürler. Gencecik bir anne. Evet. Yani benim çocuklarım da var sonuçta. Hani isterlerse gelmek, yani saçımı süpürge eder bakarım. Bir daha söyle şunu. Saçımı süpürge eder çocuklarım gibi bakarım. Bravo sana. İsterlerse. Aslı peki şimdi sen ne zaman evlendin Muzaffer Bey'le? Ben 2006'da evlendim. 2006'da evlendin. Kendi çocukların, kendi telaşın ve ne zamandır bu çocukları arayıp almak istiyorsun Aslı? Vallahi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Ben evlendim, evlenimle istiyorum yani. Ben çocuklarım yok kanada istiyordum. Eşime de söyledim. Kaç kere gittim esirgeme yurduna. Onları görmeye çalıştım. Çocuklarım yok kan bile onları bize göstermediler. Hiçbir şey çıkmadı. Sonra ilerledi. Sizin de yani... programımızı görünce yine o günde bir çocuklar çıktı. Dedim arayacağım, ne olursa olsun çıkacağım, onları bulmak istiyorum diye. İnşallah, inşallah. Hoş onlar da senin bir evladın. Tabii. Şimdi peki Muzaffer Bey, sen onları yuvaya verdiğinde bir kağıt imzaladın mı? Evlatlık verilebilirler diye. Buna bir muvaffakatname verdin mi? Biz duruşmaya katıldığımızda boşanmak için ben dava açmıştım. O anda çocukları da oraya getirdiler. Bizi boşadılar. Evet. Dediler çocuklar kimde kalacak? Dedim efendim benim maddi durumum yok. Çocuklara bakmayayım, kağıdım hiç yok. Evet. Şimdi ben çalışsam ufağı var, büyüğü var. Annesi de şimdi gittiği karşı taraftaki eşi kabul etmemiş. O da. O zaman ben dedim çocuk esirgeme yurduna dedim. Bu çocukların sahip çıkılmasını istiyorum dedim. Hızır Tepe'ye, Adapazarı çocuk esirgeme Hızır Tepe'ye verildiğini duydum. Yani orada zaten polis arkadaşlar mahkemeden sonra aldılar. Evet. Çocukları o zamandan bu yana görmedik. Şimdi... çocukların yuvaya verilmesi tamam, devlet koruması altına alınması bir başlık ama çocuklar buradan evlat edindirilebilir. Buna izin veriyorum diye bir kağıt imzaladınız mı siz anne ve siz? Şimdi benim okur yazarlığım o kadar yok. Öyle bir kağıt imzalattılar bana. İmzalattılar. İmzaladım ve çıktım. Ya ben de o anda tabii psikolojik olarak maddi bir çok bir buralındaydım. Allah aşkına sizi suçlamak istemiyorum ama yani iki tane çocuk dünyaya geliyor ve onlar öyle bırakılıyor. Anne bırakıyor başka birine. Baba bırakıyor. Kendini sonrasında yıllar sonra yeni bir hayat kuruyor. Sonra ben gittim. Herhalde göremedim. Bu vicdan azabını duyuyorsun Muzaffer Bey. Bunu da bir söyle de rahatla yani, bence. Dayımdan gittiğimde en son Hızır Tepe'de işte orada bir şey görevli vardı. Dedim ki ben çocuklarımı görmeye geldim. Buraya verdiğini duyduk dedim. O da bilmiyordu yani, bir genç bayan vardı. Girdik içeriye, Mert'i gördüm. Ama Yiğit'i göstermediler bize. Ne zaman gördün Mert'i? Vallahi eşimle, kaç yıl oluyor? Eşimle evliydim. Yok, bundan bir ben sene, hiç haberim yok ama. Bir sene evliydik. Haberin yani. Yok mu Aslı? Hiç bunun haberi yok. Ben gezmeye yeni gitmiştim. Yeni evliyken. Yani ben o kadar gittim, göstermediler. Gittik, dayımla gördüm. Gittin mi Aslı'cığım gittim sen? Gittim ama göstermediler. Göstermediler. Evet. Oranın sorumlusu bizi güvenliğiyle beraber yaka paça dışarı attılar. Dedi siz bu çocukları görme hakkı, selahatiniz yok. Müdür falan oradan tazminat vermiş. Attılar bizi dışarıya. Bir de o zamandan beri görmedim. Yani şimdi biz birazdan Nurten Hanım'ı da yayına istiyorum ben. O da ne, hatta mı? Harikasınız. Çocukların öz annesi Muzaffer Bey'in ilk eşi Nurten Hanım hatta. Nurten Hanım. Nurten Hanım merhaba. Televizyonun sesini kısarsanız lütfen. Buyurun. Nurten Hanım televizyonun sesini kapatın. Öyle konuşalım yoksa anlaşamayız sizinle. Duyamazsınız beni. Tamam. Kapattım aman ağlamasın. Ağlayan çocuk sizin çocuğunuz mu? Evet. Allah bağışlasın. Kaç çocuğunuz var Nurten Hanım? Üç kız bir oğlan var. Ellerinizden öper. Allah bağışlasın. Üç kız bir oğlan derken Mert ve Yiğit hariç üç kız bir erkek öyle mi? Evet. Aslında üç erkek üç kızınız var yani. Evet. Peki. Mert ve Yiğit'i ne zamandır göremiyorsunuz?
Ablacığım aşağı yukarı 14 sene, 15 sene oldu. Of 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 of. Hiç aradınız, sordunuz mu onları? Aradım. Hızırtepe'ye gittim, Arifiye'ye gittim. En son Adapazarı, neydi oranın adı? Oranın adı televizyonun neydi? Sesi hala açık. Ne olur kapatın onu, televizyonun sesini. Peki. Serdivan'a gittim. Evet. En son dediler ki ne, İsviçre de olduğunu söylediler. Nasıl alan yani? Alan kişinin ismini de öğrendim. Evlat. Evlatlık mı verilmiş evet. Çocuklarınız? Evet. İsim vermeyin buradan lütfen. Bir dakika. Siz çocuklarınızın evlatlık verildiğini öğrendiniz. Evet. Bunu biliyor muydun sen Muzaffer? Dediler de ben inanmadım. İnanmadın. Peki Nurten ne zaman aradın en son sen çocukları? Ne zaman gittin? Geçtiğimiz Şeker Bayramı'na gittim. Geçen sene. Ondan önce yok, boşandıktan bundan sonra Muzaffer'le çocuklarını arayıp sordun mu o dönemde? Aradım ablacığım, çok aradım. Arifiye'de olduğunu öğrendim, oraya gittim, göstermediler hatta yöneticiler, görevliler göstermedi. Bak burada Hızırtepe'de olduğunu söylediler, oraya gittim, orada gösteremediler. Burada Aslı var. Görüyorum Muzaffer ablacığım. Bey'in şimdiki eşi ve çocukları aramak için burada programımızda. Ben sizi bundan 7-8 ay önce aramıştım, size bağlanmıştım. Evet, öyle mi? Ha, konuşmuştum daha önce, anlatmıştım zaten telefon açan abilere. Yani sen de çocuklarını aramak bulmak için bize mi başvurdun yani, öyle mi? Başvurdum ablacığım, kayıtta zaten görünür belki. Aa, o zaman gelin birlikte arayalım, hep beraber bulalım. Yok, bu yavruları. Yok zaten aradığını biliyorum, Aslı'ya bana haberi geliyordu. Aslı'cığım, Nurten Hanım'a bir şey söyle. Evet, yani ben biliyorum onun aradığını, bana haberleri geldi, duydum evet. Yani. Aradığını biliyorum. Hatta söyledim ben, Ayşegül ablaya da söyledim. Hı-hı. Dedim annesi de arıyormuş. Ulaşamamış, bulmak istiyormuş diye. Nurten, şimdi burada Aslı senin doğurduğun çocukları arıyor. Sen de arıyormuşsun bir tarafta. Ne söylersin ona? Vallahi ablacığım, ben bundan birkaç ay önce derken birkaç sene önce eşimle, ilk eşimden boşandığımda çocuğumu dedim birini sen al, birini ben alayım. Onu razı gelmedi. Kendisi seyahat satıcılık yapıyordu. Çeyiz eşyası üzerine satıyordu. Ben ondayken ben de satıyordum. Bu kıskançlık olayına girince olmadı. Şimdiki eşimi bana tapmaya başladı. Ben de şimdiki eşime kaçtım. Çocuklar bendeydi. Üç yıl kadar ben baktım. Çocukların daha kaç yaşında olduğunu bile bilmiyor şu an karşınızda oturan şahıs. Kaç çocuğun yaşında biri, çocuklar? Çocuğun biri 4 yaşındaydı. Mert Kömür 4 yaşındaydı. Evet. Yiğit Kömür 2,5 yaşındaydı. O diyor ki ne 8 aylık. 8. Hayır 8 aylık değildi. 2,5 yaş. Bilmiyor musun yaşlarını Muzaffer? Buz kayıt önlerinde zaten örnekleri var. Ha? Peki, evet. Bir çocukları oraya bıraktığında birini ben alayım dedin. Evet. Birini sen al dedin. O da dedi ki ne, ben ilgilenemem dedi. Ben bakamam dedi. O çocuklar bende olduğu sürece dedi ben evlenemem dedi. Evlenemem deyince eşimin, şimdiki eşimin de durumu yoktu. Ben onunla zaten Barakada yaşıyordum yani, laydan altında yaşıyordum. Bakamadı. Nurten. Bakamayınca al birini sen al dedim, birini ben alayım dedim. Hatta abim Nurten, vardı, abimin şimdi, efendim. Yani, buyurun, buyurunuz. Hanımefendi, iki çocuğunuz varken artı bir aşkı nasıl düşünebildiniz? Ben sizlere hayret ediyorum. İki çocuk artı varken nasıl gidebilirsiniz terk edip ya da alıp götürüp başka bir kocaya? Ben ablacığım, şu kadını, bu hanımefendiyi tebrik ediyorum. Kocaman bir yüreği var onun. Aslı Hanım'ı. Peki Nurten Hanım cevap versin. Yani Nurten Hanım tabii herkesin sorduğu soru bu aslında şu anda. Hanımefendi dile getirdi. İki evlat varken hani bakamayacaksın tamam da niye onları bıraktınız? Aynı şey Muzaffer Bey için de geçerli. O daha sonraki yıllarda evlenmiş gerçi ama. Gidip İmci yeni ablacığım, bir evlilik ve üç çocuk. Evet. İmci ablacığım. Efendim cevap versin. Buyurun. Söylemek istediğim şu. Şimdi ilk eşim olan sürekli şiddet yapıyordu. Kıskançlık bir taraftandı. Evime insan getirirdi, misafir olarak getirirdi. Ona bir tabak yemek koyduğun zaman misafir evden çıkardı, şiddeti uygulardı. Nurten şunu şimdi soruyor seyirci. Diyor ki tamam kocanla anlaşamadın, boşandın. Anlaşamıyorsun, evet, boşanıyorsun. Şiddet olabilir, aldatmış olabilir. Ama diyor sen bir annesin. Senin iki tane evladın var. Biri 4 yaşında, biri 2,5 yaşında. Nasıl onlardan vazgeçip gidip başka biriyle evlenip tekrar işte
üç çocuk mu, dört çocuk yaptın diye bunu soruyorlar sana. Evet, tamam ablacığım. Ben bütün olay şeylere görüş geriyorum yani, onaylıyorum da. Bu adam bana bu şekilde yaptığı sürece eşimin, şimdiki eşimi bana taptı. Devamlı şiddet uyguladı. Kıskançlık bir taraftan, bu çocuklar benim değil dedi. Çocuklar dedi. Ben bu çocukları razı görmüyorum, kabul etmiyorum dedi. Razı görmüyorsan dedim, kabul değilsen dedim, ben şimdiki eşime geldim. Çocukları da aldım geldim. Hatta annesi İstanbul'da ameliyat olmuştu. Annesi dedi ki ne? Muzaffer annesi dedi ki ne? Bu çocukların dedi, saçının teline bir zarar gelirse Allah... Olay şu, efendim? Ne sen bakabildin o iki yavruya, Mert'le Yiğit'e? O zamanki durumun müsait değildi. Şimdi evet, sizi suçlamak değil amacımız ama tabii ki şu, takdir edersin sen de bir anne olarak ki iki tane evladı bakamayıp yurda bırakıp sonra tekrar evlenip çocuklar dünyaya getirmek hiçbirimizin onaylayacağı bir durum değil. Aynı şeyi Muzaffer için de söylüyorum. Ama ne yazık ki bu artık geçmişte kaldı. Burada evet. Aslı var bak. Aslı'yı görüyorsun şu anda. O da senin doğurduğun evlatları arıyor. Diyor ki gelsinler saçımı süpürge ederim onlara bakarım diyor. Sen de arıyorsun. İkiniz o zaman el ele verin. Buradan beraberce bu yavrular ne durumda, neredeler bir bulalım. Tabii kurulu bir düzenleri varsa onu bozmak da değil niyetimiz. Onu da söyleyelim yani. Ama Aslı evet. Senin Nurten Hanım'a söyleyeceğin bir şey var mı? Gelsin beraber arayalım. Duydun mu Nurten? Şey o da anne sonuçta bir şey diyemem. O zaman ben seni de davet ediyorum. Sen de gel birlikte arayalım yavrularınızı, olur mu? Gelirim abladım, gelirim. Bravo size. Tamam. Gelirim. O zaman ben Nurten'i de Aslı'yı da bekliyorum. Aslı biliyorsun efendim? Böyle özellikle eski Türk filmlerinin bazılarında bir üvey anne vardır böyle. Ve herkese şiddet uygular, kötülük yapar çocuklara ha? Yani ama uzak olsun öyle insanlar bizden. Uzak olsun. Sen Mert'le Yiğit aklına geldikçe kendi evlatlarına baktığında ne düşünüyorsun? Ben sürekli söylüyorum. Ya ben onları ne bileyim. Yani bir şey diyemem de içimde öyle onlara karşı bir duygu çok var. Ha. Hani onlar peki, şu an Muzaffer'le, şurada olsun. Peki Muzaffer'le hiç bunu konuştun mu? Eşim her zaman, her zaman konuşuyorum. Ben suçladın mı onu sen bunu? Kızdım. Nasıl? Yalan değil kızdım. Hı-hı. Yani sonuçta o annedir dedim. Hani annedir. Olmuş olan geçmiş geçen dedim. Onu da ciğer yana. Ama buna kızdığım nokta hiç arayıp sormadım. Hiç arayıp bir şey soruyorum. Zaten Nurten de, hocam özür dilerim, Nurten de suçluyor onu. Diyor ki sahip çıkmadı çocuklarına diyor. İşte ben o yüzden iki tarafa da kızdım. Aslı'cığım, o anne olarak bırakmaması lazımdı. Bu da baba olarak bırakmaması lazımdı. Aslı bir şey soruyorum. Evlendiğin zaman iki çocuğun olduğunu biliyordun. Biliyordum evet. O zaman eşine o çocuklarla birlikte evlenmeyi isteseydin veya o çocukların yuvaya verilmesine karşı çıksaydın bugün... Şöyle bir şey anlatayım. Ben 2016'da evlendim. Ben 15-16 yaşındaydım. Ben küçüktüm hocam. Hiçbir şey bilmiyordum. Yani eşimin çocukları olduğunu ben evlendikten sonra bildim. Bana söylemediler hani evlenmem, etmem diyerek de. Bana bildirmemişler. Ben evlendikten sonra öğrendim. Sonrasında da? Sonra da dedim ki hani onlar istemeyeceğimi sanmışlar ama ben halbuki istedim yani. Dedim i̇stedim, gidelim alalım edelim. Orada da aslında bir yanlış var. Küçük yaşta tabii, evlendirilen bir kadın. İşte. Şimdi Nurten Hanım. Hatta mı Nurten Hanım? Nurten Hanım Muzaffer seni suçladı ve çocuklara sahip çıkmadı. Sonra işte sen birine sen bak birine ben bak dediğinde de bunu da kabul etmedi evet. Öyle mi? Evet ablacığım. Etmedi ve çocukları yuvaya verme fikri senin miydi onun muydu? Hayır ablacığım biz savcının karşısına çıktık boşanma davası için. Evet. Savcıma dedi ki çocuklarına da bakmak istiyorum benim durumum yok dedi. Ben bakamam dedi. Annesi alsın baksın dedi. Hatta ağzından biraz küfürlü kelimeler kullandı. Konuşmak istemiyorum. Savcı da ona dedi ki senin durumuna bakarsan dedi kılın kıyafetin çok güzel dedi. Bayanın baktığımız zaman dedi, rezilliği bir taraftan dedi. Evet. O buna anda... istemedim buna rağmen çocukları Muzaffer Bey. İstemedim. Bak annen de varmış o zaman. Annen de çocukları İstemedim. Korumak istemiş. Niye sahip çıkmadın sen? Annem zaten hastaydı benim. Ha? Annem ölüm yatağında. Bu kadın ya kaçmış başka birisine. Annen ölüm yatağında ve sen sapasağlam adamsın Muzaffer yani. Kim bakacaktı ona abla? Ha? Kim bakacaktı çocuklara? Sen. Çalışayım mı? O çocuğun bezini yapma yapayım mı? Allah aşkına ya. Kim yuvada takipini peki, yaparsın peki, gider gelir ziyaret edersin. Peki evlatlık verilmesine niye muvaffakat verdin? Efendim ben çocuk esirgeme yurduna bırakılmasını istedim. İleri hayır, ben hayatımı kurduktan sonra verdim tekrar ben çocuklarımı almaktan taraftarım. Alabilirdim. Ama ne oldu? O da
yan çizdi. Biz de yan çizdik. Sen Nurten'e kızdığın için mi? Nurten Hanım hatta şu anda. Evet, seni bırakıp gittiği için biraz çocukları da istemiyorum mu dedin? Evet, Muzaffer açıkça söyledi. Evet. Ben bunları kabullenemedim yani ondan dolayı. Onun o yaptığı problemden dolayı. Sen o zamanki eşinin... Zaten gittiğinde çocuklarla bir kaçtı gitti adama. Ondan sonra biz ne yapalım ya? Çocuklar kaldı ortada. Mahallenin bekçisi bakıyordu çocuğa. Annesinin orada sürünüyordu çocuklar. Dedim meydana kalacağım çocuklara deyip bana baba demiyorsa el adamına da baba demesin dedim. Ve çocuk esirgeme yurduna ben bir vermek taraftardaydım. Bir dakika ya, ne demek ya bana baba demiyorsa ona da baba demesin diye? Yok yani başka birine baba demek istemesin. İyi de dedim. Bak senin Aslı şimdi diyor ki o çocuklar bulup gel ben bağırma basacağım diyor. Tamam şimdi şöyle bir şey var. Eşim karşı tarafa gitti ya çocuklar kaybolduğunda devamlı onun tarafındaydı. Aldılar çocuklar ne rezillikler çekti. Geldim ben Tarihse'den oraya geldim. Aldım çocukları ondan sonra adliyenin önüne geldiler polislerle işlem yaptırdık. Çocuk Hızırtepe Çocuk Esirgeme Yurdu'na çocuklar yerleşti. Ondan sonra ben aldım kendimi bu yana geldim. Nurten gitti. Yani bu eski eşinle senin arandaki sorunlar yüzünden olan bu yavrular olmuş. Evet, bir inatlaşma. O zaman, evet o zamanlarda benim akli dengem biraz da kaçmıştı. Sahip çıkanım Nurten da yoktu. Hanım, annem babam da reddetmişti beni. Nurten Hanım. Bakanım yoktu bana. Bana bakan olmadığı için psikolojim hepten bozulmuştu. Ya Allah aşkına ya şu kadınlar bir kere kendilerine bakacak birini aramaktan vazgeçsinler ya. Bir de şunu da ne olur Nurten kalbini kırmak istemiyorum ama evlilik de bana biri baksın diye yapılan bir iş değildir ya. Şundan da kurtarın artık kendinizi bu kadar aciz, bu kadar güçsüz, bu kadar zavallı konuma sokmayın ya. Lütfen İnce ya. Ablacığım, İnce Hanım, evlatlık... Şimdiki durumum olsaydı vermezdim. Evet, şimdiki aklın olsaydı vermez. Buyurun hocam. Vermezdim. İnce Hanım. Şimdiki eşim de burada bak. Yanımdaki eşim de burada. Evet. Eğer şu an aklım olaydı evlilik değil evliliğin eşini bile anmazdım. Nurten Hanım. Anmazdım çünkü iki tane çocuğu terk ettim. Onların şimdiki çocuklarımın sayesinde yani ayakta duruyorum şu an. Doğrudur. Onlar da olmasaydı ben kafayı yerdim. İnce Hanım çocuklar yuvaya baba annenin isteği veya tek mahiyette verildikten sonra yuvadaki görevliler babayla anneyle diyalog kurarlar, ilişki kurarlar. Evet. Baba muvaffakat vermiş. Anne annenin vermiş. Muvaffakatı olmadan evlatlık verilemezdi. İkisi de vermiş. Anne de evlatlık verilmesi için muvaffakat verdiği için aslında ben yuva yetkilisi, il müdür yetkilisi olsaydım böylesine annesi babası olan çocukların evlatlık verilmesinden yana olmazdım. Koruyucayla olaf verirdim. Hocam işte olaf verseydi. Bakın şurada aslında Nurten Hanım'ı suçluyoruz. Muzaffer Bey'i de suçluyoruz. Evet. Yaptıkları yanlış ama bir yandan da Nurten diyor ki bugünkü aklım olsa bunu yapmazdım. Pişmanlık galiba yani. Bilgileri de karşıya ufak ufak geçirmeyi de evet. Başarıyoruz. Yani evet. Devlet koruması altında bu çocuklar kalırdı. Sen evet. istediğin zaman gider gelir ziyaret tabii. ederdin. Bugün ve bu çocuklar tabii. eğitimlerine devam ederlerdi. Meslek sahibi olurdu. Durumun iyi olduğunda sen ya da Nurten Hanım bu çocukları alabilirdiniz. Evet. Böyle bir karmaşa olmaz. Düşünsenize Muzaffer Bey'in ikinci evliliğinden 3 çocuğu var. Nurten'in ikinci evliliğinden 4 çocuk muydu Nurten? 3 çocuk muydu? 4. 4 çocuğu var. 4 çocuğu var. Bu çocukların 7 kardeşi daha var. Mert'le Yiğit'in 7 kardeşi var ama onları hiç tanımıyorlar bile. Haberleri bile yok varlıklarından. Doğru. Ve bunu biz bugün Aslı sayesinde burada öğreniyoruz. Aslı kendi evlatlarına bakarken yani Muzaffer onları sevdiğinde bilmiyorum ne düşünüyor diğer çocuklar aklına geldiğinde ne ya yapıyorsun? Efendim. Ne diyeceğim ha? Yani evlat affedersiniz bir şey olsa dişinden çekersin onu biraz atamazsın. Biraz rahatsın. Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi İnce abla eşim çok pişman yani Nurten de çok pişman. Hı-hı. Gelsinler bunlar en iyisi bulsunlar. Ben bir şey demiyorum o da yüreğine bassın o da baba olarak. O da selamlı kalsın. Sen bile hiç Nurten'i de suçlamıyorsun. Yok ben hiçbir zaman suçlamadım. Evet, ne kadar büyük bir yüreklilik. Suçlamam da. Yani bulsunlar diyoruz tabii ama resmi yoldan evlatlık evet. verildiyse biraz daha zor tabii. Yargıtay'ın böyle son kararları var gerçi. Şahsi münasebet yani biyolojik aileyle şahsi münasebet kurulmasına ilişkin. Ama o da çocuk menfaati varsa veriyor yani yine mahkeme tabii kararıyla. Ki. Hani bu çocuklar gerçekten resmi verilmiş gibi görünüyor. Annenin tabii, ve babanın muvaffakatnamesi var. O yüzden daha zor resmi sanki. Resmi verilmiş ama yani burada işte dediği gibi 5-6 yaşından sonra verildiyse de bu çocuk zaten evlatlık olduğunu büyüğü biliyor şu anda. Biliyor. Biz bu tür konuları işlerken evet. zaten en çok hassas
hassaslıkla üzerinde durduğumuz nokta o. Bilgi sahibi değillerse asla onlarla bunu buradan paylaşmıyoruz o çocuklarla. Evet. Ama arka tarafta aileyle konuşup o bilgileri alıp en doğrusu neyse de onu yapmak istiyoruz. Çünkü sonrasında şunu da biliyoruz ki aradan yıllar geçince de o çocuklar işte bizim programımıza başvuruyorlar. Aileleri arıyorlar. Anne babam kim onu merak ediyorum diye. Evet sevgili seyirciler devam edeceğiz reklamlardan sonra bu konuyu ama Küçükçekmece'de cuma günü akşamı bir poşetin içerisinde 4 günlük bir bebek çöp konteynerine atıldı dedik. Ve işte oradaki vatandaşlar onun sesini duydu ve o bebek hayata tutundu. Sağlık durumu nedir? Az sonra Çiğdem hastanede olacak muhabir arkadaşım. Oraya bağlanacağız bu konudaki gelişmelerle. Buradayız birazdan. Vicdansızlar yeni doğan bebeği çöp poşetine koyup çöpe attılar. Yeni doğan bebeğin hayatına kim ya da kimler kastetti? Çığlık attığı için ölümden dönen ve yaşama tutunmaya çalışan bebeğin sağlık durumu nasıl? Birazdan kaybolan çiçeklerde. Evet. İnsanlık dışı bu olay sevgili seyirciler İstanbul'da Küçükçekmece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma günü akşam 8.30 civarında orada yaşayanlar bir ses duydular. Bir hanımefendi bir ses duydu. Nereden geldiğini anlamadı önce sonra dikkat edince bir çöp konteynerinden geldiğini fark etti. Birazcık korktu doğal olarak etraftakilerden yardım istedi ve işte oraya bakıldığında bağlanmış bir çöp poşetin içerisinde battaniyeye sarılmış ve 4 gün önce doğduğu anlaşılan minicik bir erkek bebek bulundu. O vicdanlı esnaf sayesinde onların o sesi duyması sayesinde aslında kendi işte yaşama isteği sayesinde o çığlıkla beraber bu yavrunun hayatı kurtuldu. Bunu yapanlar kimler? O konuyla ilgili detaylı bilgileri alacağız birazdan Çiğdem Akdemir'de ve bebeğimizin sağlık durumu nasıl? Hastaneden az sonra canlı bağlantı yapacağız detaylar için sevgili seyirciler. Evet bu konuyla ilgili gelişmeleri aktarırken bir yandan da Kadir'in kardeş hasretini dindirelim istiyoruz. Çünkü Kadir o çok küçükken daha 40 günlükken evlatlık verilen kardeşi için buraya geldi. O öyle biliyordu. Yayında öğrendik ki 40 günlük bile değilmiş bebek. Daha 20 günlükmüş o bebek evlatlık verildiğinde. Ne olduğu da belli değil. Hikayenin acı tarafı bu. Çünkü deniyor ki biz onu yuvaya götürdük, bıraktık. Baba anne evi terk etmiş. Baba da bakamayınca 3 çocuğun en küçüğünü götürmüş, yuvaya bırakmış. İddia şu ki, bu büyük bir iddia. O yüzden ben o dönemki yuva müdürüne sesleniyorum, cevap hakkını kullansın. Bebeğin nüfus cüzdanı olmadığı için iyi bir aile var. Siz de rahat edersiniz. Biz bunu ona verelim deyip kayıt dışı bir evlat verme işlemi gerçekleştirilmiş. ...20 günlük bir bebek. Kimdir o adamlar? Kime veriyorlar? Şu anda akılım olsaydı ben çocuğumu vermezdim. Kadir Suna kardeşini aramak için programımıza geldi. Üçüncü bebek Kadir 40 günlük olarak biliyordu. Daha 20 günlükmüş o sırada. Dün yayına bağlanan baba bunu bize söyledi. Sonrasında iddia şu ki yuva müdürü onu hiç resmi olarak kayıt yapmadan başka birilerine evlatlık olarak vermiş. 20 günlük bir bebek ve siz onu yuvaya bırakacaksın. Sen onun halasısın. Ne kadar yağmur yağsa da el kadar bebeği kadın kendi kucaklar götürür. Nasıl inmedin aşağı Zeynep Hanım anlamadım. Ama çocuk kucağımda değildi. Kardeşimin çocuğu kucağındaydı. Sonra peki hiç gittiniz mi bir daha o yuvaya bebeği görmeye sonra? Hayır hiç kimse gitmedi. Hiç kimse ben gittim ne kardeşim gitti. Burada görevi kötüye kullanmanın üstünde de başka şeyler var. Çok ciddi bir suçtan bahsediliyor. O dönem 92'de orada o yuvada müdür olan kişi kim? Gerçekten eşiyle beraber başka birilerine bu çocuğu yasa dışı yollarla verdiler mi? Yine de müdüre seslenmek istiyorum. Buyursun gelsin cevap hakkını kullansın. Cuma günü yayına Kadir'in kız kardeşi bağlandı. İşte kardeşi evden götürüldüğünde daha 5 yaşlarındaydım dedi ama hiç unutmadığım bir an benim için diye anlattı. Benim kanım dondu dinlerken. O kadar üzüldüm ki hafta sonu onu düşündüm. Diyor ki ben işte buz gibi bir hava olduğundan bahsediyor aile büyükleri.
kardeşimin bezlerini yıkamaya gittim. Çünkü anne evi terk ediyor. Geride 3 çocuk var. En küçüğü 20 günlük ve 5 günlük bir abla belki küçük bir anne rolünü üstleniyor. Bebeğin bezlerini yıkamaya gittim. Belki bir dere kenarı, belki bir subaşı bilemiyoruz. Döndüğümde yerde işte onun sarılı olduğu boş battaniye vardı. Boş örtü vardı ve kardeşim yoktu diyor. İşte üzerinden yıllar geçti. Şimdi o kardeşler, Kadir burada, Filiz miydi kardeşin ismi? Filiz evinde kardeşlerinin bulunması, Yıldız kardeşinin bulunmasını istiyor. Kadir, hiç konuşabildin mi hafta sonu tekrar aile büyükleriyle? Çünkü onların farklı anlattığı yerler var benim dikkatim çeken. Yani ben onlarla zaten daha önce de konuştuğum gibi konuşmuştum. Hı hı. Hep aynı yani, değişen bir şey yok yani. Herkesin doğru söylediğine inanıyorum zaten. Hı hı. Yani burada en büyük rolü yurt müdürü oynuyor. Yani onun da bağlanmasını istiyorum yani. Onun yapacağı açıklama bizim için çok önemli. Şimdi siz yurt müdürüyle ilgili ciddi bir suçlama yapıyorsunuz tabii aslında ki, buradan. Bunların hepsi iddia, yayınımıza konuşulan her şey gibi. O yüzden ben de kendilerinin bağlanıp ne biliyorsa anlatmalarını istiyorum. Çünkü burada belki yanlış bir aktarım var. Belki hiç yurt yuva müdürüne gidilmedi. Evet. O taksici kim? Taksici... O dönemde taksicilik yapıyordu. Şu an halen taksicilik yapıyor. Yani bir aracılık etmiş olabilir mi bebeğin başka bir yere götürülmesine? Yuvaya değil de başka bir yere verilmiş olabilir mi kardeşin senin? Yani her şey olabilir. Bilemem onu ama taksici hala taksicilik yapıyor şu anda dediğim gibi. Ben onunla görüştüm. Kendisiyle Malatya'ya gittim. Onu buldum. Görüştüm. İlk başta ya kurcalama işte boş ver o kendi hayatında. Sen niye kendi hayatındasın. Niye kurcalama dedi? O zaman bildiği başka bir şeyler yani var belki, mı? Yani belki müdürü tanıyordur. Bir şey diyemem yani. Belki aileyi tanıyordur. Ondan sonra ben biraz durumu anlatınca işte medya olsun, savcılık olsun bunları kullanacağım yani dedim. Hani sonra sen bana gelmedin, ben doğrusunu biliyordum deme bana yani. Ondan sonra dedi ki yani ben olayı baştan anlatayım sana dedi. Sonra sen ne yapmak istiyorsan onu yap dedi bana. Bir gün dedi ben köyünüze gittim. Oraya bir müşteri bıraktım. Müşteri bıraktıktan sonra sizinkileri gördüm. Ondan sonra beni çağırdılar. İşte böyle bir konu geçti. Kardeşini işte Malatya'ya götüreceklerdi. İşte rahmetli babaannen o dönem demiş ki işte biz bakamıyoruz, edemiyoruz. Durum böyle böyle. Çocuk şunun süte ihtiyacı var. Ağlıyor işte ölecek gibi. Ben de diyor yardım ettim diyor. Babanla beraber diyor aldı çocuğu diyor Malatya'ya geldik diyor. Oradan da tabii daha önce de söylediğim gibi halamı yanına alıyorlar. Ondan sonra yurda götürüyorlar. Orada benim kafama takılan şu. Acaba bu taksici yani şu çünkü çok inandırıcı gelmiyor. Tesadüfen köye gelen taksici hadi bebeği götüreceğiz götürelim diye. Bu iş bu kadar çabuk olabilecek bir durum değil. Acaba onun aracılık ettiği bir aileye ya da birilerine götürüldü de etrafa yuva diye mi anlatılıyor? Yani çünkü orada öyle bir şey yapılacaksa böyle apar topar hemen hazırda tak geldi bebek alıp götürelim. Bu mümkün değil. Taksici bizim köyden olduğu için sürekli müşteri getirip götürebiliyor yani. Hı hı. Yani özel müşteriler olur, köye getirir, bırakır. İşte biri İstanbul'dan geliyordur. Kendi tanıdığıdır, akrabasıdır vesaire. Köye getirip bırakıyordur yani. Ondan sonra oradan dönüşten, zaten bizim köy küçük bir köy. 80-90 hani. Aynen. Oraya geldiği, giriş yaptığı an zaten bütün köyün haberi olur. Hani o taksinin geldiğini, o taksinin oradan geçtiğini, patika yollar olur bizim orada böyle. Yani onun ilk başta... Şimdi ben onun da daha fazla şeyler bildiğini düşünüyorum. İnşallah... Kendisi konuşmayı kabul ederse arkadaşlarımla konuşmuyor şu anda. Niye saklanıyor? Bu bir şüpheli durum. Evet. Çünkü çıksın desin ki benim hiçbir ilgim yok. Tabii. Sadece böyleydi. Anlatacaklarını merakla bekliyoruz. Aynı zamanda o dönemdeki yuva müdürüne sesleniyoruz. Bu iddialara lütfen cevap verin. Bunlar gerçek mi değil mi? Hepimiz merak ediyoruz diye. Kadir araştırmaya devam edeceğiz. İnşallah kardeş hasretini dindireceğiz seni. İnşallah. Yani müdürle, müdür, her şey müdürde bitiyor. Burada müdür konuşmadığı sürece hiçbirimiz bir şey yapamayız. Kadir hep sorarım konuklarıma, yakınlarını arayanlara, çocuklarını arayanlara. Kardeş, bir kavuşma, bir karşılaşma anı, hayalin var mı senin? Yani kardeşinle? Ben umutluyum. Çünkü sonuçta bir aileye verilmiş. Aha. Tabii bu da bir iddia, bu bir iddia tabii dediğiniz gibi. Aha. Ama umutluyum yani yaşadığına inanıyorum. Yaşadığına inşallah aynen. Hayattadır. İnşallah onu bulacağız, bu konuya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz reklamlardan önce...
Aslı ile konuşuyorduk. O eşinin ilk evliliğinden olan çocukları için buraya geldi sevgili seyirciler. Hani baktığınızda bir üvey anne ama Muzaffer Bey'in ilk evliliğinden olan ve yurda verilen iki çocuğunu aramak için geldi. Çocukları doğuran Nurten Hanım da yayına bağlandı. Ondan da söz aldık. Yarın Nurten Hanım burada olacak. Hatta Nurten Hanım'ın şimdiki eşini de ben davet ediyorum. Hep beraber Mert'le Yiğit'i arayacağız. Ama asla onların düzenini bozmak niyetimiz yok. Bunu da söyleyelim. Tabii. Yarın Nurten Hanım'ın eşi de bizimle birlikte olacak sevgili seyirciler. Birazdan da Çiğdem'e bağlanacağım ama onun öncesinde geçen yayın döneminin son günüydü. Son programdı ve Ebru Hanım bizim misafirimizdi. Oğlu için gelmişti Ebru'da. 7 yıllık bir evlilik hayatı var ve Ebru Hanım aslında hala resmen boşanabilmiş değil. Değilim evet. Değil evet. Ama velayeti kendinde olan 6 yaşındaki oğlunu ne kadar oldu Ebru'cum? 9 ay. 9 ay. Evet. Bir doğum süreci, bebeğin senin bedeninde büyüyüp canlanması süreci kadardır sen evladının yüzünü görmedin mi? Hayır görmedim. O arada da bir göstermediler mi? Hayır göstermediler. İşte Ebru'nun annesi Sevim Hanım'la birlikte 9 aydır evladına olan hasretini dindirmek istiyoruz. Ebru Aytekin oğlu Teoman'a kavuşacak mı? Teoman'ı babası mı kaçırdı? 6 yaşındaki Teoman'ın hikayesi birazdan Kaybolan Çiçekler'de. Ebru Hanım Turan Bey'le 7 yıl süren bir evliliği var dediğim gibi. Hala evliler. Bu evlilikten de dünya tatlısı bir evladı var Teoman'ın. Evet. Ebru şimdi o fotoğrafları biz ekrana bulana kadar paylaşmak zorundayız ama bu fotoğrafa bakmanın işte 9 aydır evladını göremeyen bir anne için nasıl bir acı olduğunu da farkındayız. Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani 7 yıl evli kaldım, evet. Hı-hı. Ama 7 yıl boyunca bir kadının, bir annenin görmediği her şeyi gördüm ben eşimden. Psikolojik şiddet olsun, korkuları olsun, tehditleri olsun, özellikle aldatması olsun. Her şeyi yaşattı bana kendi. Şimdi... Ama hepsi bir kenara, bu acı çok daha farklı bir acı. Şu anda annesinden ayrı bir çocuk. Okul çağında bir çocuk. Okul çağında. Şu anda okula da göndermiyor zaten kendisi. Bunu nereden biliyorsun? Yani araştırmalarımı yaptım ben. Yani okul kayıtlarına vesaire gibi girdik ama hiçbir şekilde okul kaydı çıkmadı çocuğun. Yani şunu söyleyelim aslında. Velayeti sende olduğu için 9 aydır da baba çocuğunu kaçırıyor durumda şu anda. Yani bir suç işleyen evet, kişi durumunda evet. Ve onunla ilgili bir... Arama kararı var herhalde var, değil mi? Yakalanma kararı da yakalanma var kendisinin. Yakalanma kararı. Evet. Hapis bunun... kararı da var kendisinin. İcra ceza, mahkeme kararına uymamaktan da zaten evet, bir hapis evet. Cezası zaten çıkmış olması gerekiyor. Zaten yanımda ben bütün mahkeme süreci devam ediyor zaten çok. Ya da karara bağlanmış birkaç tane daha evraklarımız var. Hepsini zaten içeriye teslim ettim ben. Tamam. Yani Turan Bey şu anda bir yerde bulunursa, görülürse tabii yakalanacak. Tabii ki. Direkt yakalanacak. Evet. Çocuk kaçırma, kendi çocuğunu kaçırma suçu da var bunun evet. Üzerinde. Direkt cezaevine girecek. Evet. Ve sen okullara ne yaptın? Bunu bildirdin. Çocuğun hiçbir yerde kaydına rastlamadın mı? Şu an sadece biz kendimiz baktık ve bulamadık. Ama avukat bir dilekçe yazdı savcılığa. Evet. Hani siz de biliyorsunuzdur bunu. Biz savcılığa dilekçe yazıldı ve o dilekçenin cevabını bekliyoruz biz. Yani eğer okul hani, yoksa eğitim hakkı da engelleniyor. Hangi civarda olduğunu biliyor musunuz? Yani hayır, hangi civarda olduğunu bilmiyoruz. Tabii Türkiye hayır, genelinde bunu yapmak çok kolay değil ama. Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Mümkün değil mi Beliz Hanım? Onu soracaktım. Yani böyle direkt sistem kayıtlarına diye bir kayıt isteyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan böyle bir çocuğun herhangi bir okuyup okumadığı cevabı gelebilir onu istiyorsa. Avukat Bey muhtemelen öyle bir şey yapmıştır. Evet, evet. Şu isimli TC kimlik evet. numarasına sahip okuyor mu? Okuyorsa hangi okulda diye. Eğitime devam ediyor mu diye mutlaka bilgisi gelecektir. Tamam. Ama şu biliyorsunuz zaten ki böyle kayıtlar gidiyor, geliyor işte tebligatlar falan. Evet şu anda zaten biraz... devlet okullarının sisteme düştüğünü biliyoruz. Ama herhangi bir koleje verildiyse ya da farklı bir özel bir okula verildiyse bunu göremiyoruz. Aslında normalde onların da takip sistemde takip edilmesi. Çünkü hepsi biliyorsunuz ki Milli Eğitim'e bağlı okullar. Belki daha geç ya da daha zor ulaşılıyordur, odur. Yani belki yoksa ya da vermedi kendisi ama okula. Burada işte hiçbir o var şekilde. Kendisi yakalanmasın diye çocuğunun eğitim hakkını da engellemiş tabii oluyor her baba bu durumda. Eğer bir yerde kaydı ya, yoksa. Şimdi çocuğu ihmal ediyor. Şimdi aslında yaşı zaten geldiyse normalde devlet evet, tarafından da bildiğim kadarıyla e-okul sisteminde zaten çıkıyor. Ama evet. O okula tabii çocuk devam etmiyorsa bunda normalde ataması zaten yapılıyor. O da bir zorunluluk. İkamete bağlı de değil mi? Tabii.
sanırım. Nereye bağlıysanız çocuğun zaten okulu orada çıkar, kaydı çıkar ama o okula tabii göndermiyor. Evet. Şimdi Ebru, geçen programda da biraz konuşmuştuk ama bugün seni şu anlamda birazcık daha iyi gördüm. Evet. Bak onu söyleyeyim. Sanıyorum evet. Bu da Sevim Hanım'ın desteğiyle. Sen geçen programda korkundan hikayeni bile anlatamadın bize. Evet. Evet. Yani eşin seni o kadar sindirmişti ki şiddetiyle, psikolojik şiddet olsun diğer türleriyle, kendini biraz değersiz hissettiğini, bunu sen söylediğin için ben evet. artık izninle hı-hı. kullanıyorum evet. söylüyordun ama bugün sanıyorum Sevim Hanım'ın ve ailenin desteğiyle artık yani ne istediğini bilen bir kadınsın biraz evet, daha. Evet, oğlumu istiyorum, onun için geldim. Mutlaka da bulacağım, ne olursa mutlaka. Olsun. İnşallah. Mutlaka. Peki boşanma davanız devam ediyor. Devam ediyor. Tebligat olmadığı için mi sonuca ermiyor, ne aşamada? Biz aslında ilk önce bir anlaşmalı boşanma yapmıştık. Hı-hı. Bu anlaşmalı boşanmanın süreci bitti. Süreci bittikten sonra ben tekrar mahkemeye başvurup boşanma davası açtık biz. Ve bu sanırım bu aylarda falan olacak. Nasıl yani? İlk anlaşmalı boşanma bittikten sonra tekrar o ne demek? Ben yani mahkeme ya. Ayrılık kararı falan mı verdi? Bir iki türlü boşanma oluyor. Biri çekişmeli, biri anlaşmalı. Şu anda çekişmeli. Şu anda çekişmeli. Bir mal paylaşımı ile ilgili bir sorun mu var? Kendi aralarında. Nasıl? Yani bir başka bir mal paylaşımı ile ilgili herhangi bir konuda bir anlaşmalı olarak boşandınızsa niye tekrar dava açtınız? Herhalde çocuk konusunda. Yani çocuk konusunda evet. Zaten biz ilk anlaşmalı boşanmayı yaptığımızda hani çocuk bende kalacaktı zaten. Siz onunla velayeti bende olacaktı. Kendi aralarında anlaşmışlar tamam. Mahkemeye evet, vermiyor. Ama mahkemeye yani. Gidince kendisi tamam. Zorla velayeti bana vereceksin dedi. Vazgeçti. Tabii evet. Ben de korkudan o anki psikolojiyle o anki şeyle ben de verdim bunu. Hı-hı. Ama hiçbir şekilde hani buralara kadar geleceğimizi hiçbir zaman düşünmedim. Sonrasında ama yapılan düzenlemede şu anda Teoman'ın velayeti sende. Evet şu anda bende. Yani velayet evet. senin üzerinde ve baba da onu Turan Aytekin de onu kaçıran kişi pozisyonunda evet. şu an. Evet. Peki 9 aydır kendisi. Hiçbir haber yok mu çocuğunda? Yok hayır yok. Peki telefon, beyefendi yani HTS kayıtları savcılık isterse yani telefondan belki bir yerlerde ulaşabilir. Şu an telefonlarını da kullanmıyor. Hiçbir şekilde kullanmıyor. Yani biz çok kere dilekçelerimizi yazdık, çok başvurduk ama hiçbir şekilde ulaşamadık. Başka hat kullanıyor. Heykeltıraş kendisi. Evet heykeltıraş. Başka bir işle uğraşıyor muydu? Sonuçta geçimini temin etmek zorunda ve ailesi de Tokat'ta. Tokat'ta. Hı-hı. Hala orada evet. mı yaşıyorlar? Eski kayınvaliden, ailesiyle en son işte hı-hı. aldığım haberlere göre ailesi hala orada ama bize şey diyorlar. Hiçbir şekilde biz oğlumuzdan haber almıyoruz, görüşmüyoruz. Veya ablaları da yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde görüşmediklerini Allah söylüyorlar. Allah aşkına şimdi bir hala yeğeninden 9 aydır haber almadan evinde mümkün rahat değil. Rahat mümkün oturabilir mi? Ya da bir babaanne işte o kendi oğlundan, torunundan 9 ay haber almayacak. Ben de haber almıyorum. Evde mutlaka oturmaya devam ama onlar da burada olur herhalde. Bir an önce çocuğum düşüyorlardı ama işte bize hiçbir şekilde. Evet. Onlar bize bağlansınlar. Beraber arayalım. Onlar için arayalım. Evet. Sesini, eğer sesini daha iyi duymadınız mı? Peki hiç telefon görüşmesi de mi yapamadınız? Yok hayır. Hiçbir şey. Hayır. Peki eski eşinle hiç telefon konuşması yapabildin mi? Sadece onunla iki kere falan bir görüştük. Ne diyor sana? Yani bana dediği velayeti bana vereceksin. Bütün şikayetlerinden vazgeçeceksin. Bu kadar. Vallahi o şekilde çocuğunu görebilirsin. Şu anda anlattığı doğruysa bu bir çeşit zorbalık herhalde değil mi? Evet. Ya da dedi ki eğer vermezsen o zaman polis zoruyla bir şekilde gelir alırsın dedi çocuğunu. Sen zaten adres bilsen o icra kanalını gidip alacaksın zaten. Çocuğun mutlaka. Velayeti sende. İcraya gerek ya. Yok aslında. Velayet zaten tabii, annede tabii. Ama. Ama yani verilmiyorsa icra ile yine aynı süreçte. Canım ben buradan Teoman'ın dedesine, halasına, babaannesine bir çağrıda bulmak istiyorum. Yani çok yalvardım ama hiçbir şekilde sonuç olmadı. Oğlunuzun yaptığı yanlışa siz de ortak oluyorsunuz bu korumacılıkla. 6 yaşındaki bir çocuğun annesinden kopartılması hem çocuk hakları sözleşmesine hem de çocuk haklarına aykırıdır. Evet. Çocuğun eğitim öğretimini engellemek de bir suçtur. Çocuğun annesinin yanında kalıp babayla ilişkisinin düzenlenmesi de mahkeme kararıyla zaten yapılır. O yüzden oğlunuza size bu konuda baskı yaparak çocuğun bir an evvel anneye teslimi konusunda bir yardımcı olun. Aksi takdirde siz de oğlunuzun yapmiş olduğu suça ortak olmuş olursunuz. Ortaklar şu anda. Evet. Biz zaten hiçbir zaman aksi bir şeyini söylemedik. Yeter ki çocuğumu göreyim getirsin bana. Biz asla ondan kısıtlamadık hiçbir zaman. Hı hı. Onun yaptığı gibi hiçbir düşünceye girmedik zaten. Sevim Hanım, siz eski dünürlerinizle hiç iletişim kurdunuz mu? Ya yok, bu çocuk hayır. nerede? Hayır İnce Hanım. Zaten bu dava başlandığından beri, evet. işte baba çocuğu kaçırdığından beri babasının cebine asla biz ulaşmadık. Çok aradık.
Baba değil yani de mesela aile büyükleri işte Teoman'ın dedesi, babaannesi, halası ne diyorlar size? Ablalarına gitti bir iki kere. Ablaları bizden konuşmaz, bizi dava ettiler. Savcılar, niye dava şikayet ettiler? Nasıl biz şikayet? Onları tehdit etmeye gidiyormuşuz. Oysa güzelcene gidip oturup hani nerede? Gelin konuşalım, anlaşalım. Hani neden bu çocuğu kaçıyor? Ben şunu neden merak ediyorum aslında. Şimdi onlar anlaşamamış olabilirler Turan Bey'le ama evet, aile büyüklerinin ilişkileri bazen devam eder. Evlilikler bitse de ortada çünkü bir ortak torun var. Dünyanın en değerli evet, şey var iki taraf içinde. Siz onlarla bir konuşamıyor musunuz? Kabul etmiyorlar İnce Hanım. Dükkanlarına gittik, çıkmadılar. Onların çıkmadı, dükkanı var, evet. Gittik oraya bir iki kere. Bizle görüşmek istemediler. Bu kadar? Bu kadar, evet. Telefonları kapalı. Telefonlara cevap vermiyor. Engellediler. Engellemişler telefonlarını. Sen 9 aydır kızının acısını görüyorsun. Evet. Ama evet, kızım biraz daha iyi. İlk zamanları çok kötü. Evet. Çok. Oğlum için iyi olmak zorundayım evet, ben. Biz sadece ona karar verdik. Şimdi biz ona bunun karar bir sonu verdik, yok. Elbet evet, yani adaletten kaçmanın bir süre var. Ondan sonrası yok. Boşanma davası var. Hakkında gözaltı kararı var. Çocuğu sonuçta elbet bir okula göndermek zorunda kalacak. Yani hani çocuğun bu tür olaylarda hep söylüyorum ya anne baba ayrılıyor ama önemli olan o müşterik çocuğun kesinlikle en iyi olmasını sağlamak lazım. İnanın bu biz çocuk de hep açısından o düşüncedeydik ama maalesef karşı taraf öyle düşünmedi. Biz de hep o düşüncedeydik. Hani her birey ayrılıyor, her anne baba ayrılıyor. Tabii. Her anne hani baba diyeceğim, anlaşamayanlar ayrılıyor. Yani, pardon, ayrılabilir bu ihtimal ayrılır, var tabii demek ki her istiyor, derken evet, hani anlaşamayabiliyorlar tabii ki. Şimdi yani o boşanma sürecini zaten doğru idare etmeyince en çok zarar görenler çocuklar oluyor ve bütün hayatlarını etkiliyor. Arkadaşlarım halalara ulaşmaya çalıştılar. Halalardan biriyle telefonda konuştular aslında ama yayına bağlanmak istemediğini söylüyor. Diğeri telefona bile cevap vermiyor. Aile büyükleri de telefona cevap vermiyor. Şimdi bakın söz konusu sizin torununuz Teoman. 6 yaşında anne sevgisine, anne şefkatine, anne korumasına ihtiyacı var. Siz de onu çok seviyorsunuz şüphesiz ama sevgi aynı zamanda sorumluluk getiren bir şeydir. Bu çocuğun hayata tam hazırlanması için Turan Bey'e yaptığının kendi evladınıza, kendi kardeşinize yanlış olduğunu en başta sizin söylemeniz lazım. Tabii. Siz diyeceksiniz ki oğlum tamam kızgın olabilirsin Ebru'ya. Belki hataları var Ebru Hanım'ın bilemiyoruz olabilir. İkisi anlaşamamış ama Teoman için burada bir devreye girmeniz lazım, müdahil olmanız lazım. Gerçekten ben bu suskunluğa hiçbir anlam veremiyorum ve Kahraman Hocam'ın dediğine de tamamen evet, hak veriyorum. Şu tavrınız sizin de bu suça, bu yanlışa ortak tabii, olduğunuzu gösteriyor. Kesinlikle. Hiç yani kusura bakmasınlar. Ben torunumu çok seviyorum, yanıma aldım bakıyorum. Torununuzu çalıyorsunuz bir anlamda. Kesinlikle. Ve eğitim hakkını da engelliyorsunuz. Evet. Annesiyle olan ilişkisini engelliyorsunuz. Anneannesiyle olan birlikteliğine engel oluyorsunuz. Artık çocuğun böyle gizli, yasak bir şekilde büyütülmesinin ileride çocuğun yaşamı içinde çok olumsuz etkileri olur. Kesinlikle ya bu yaşta çocuk her şeyin farkında. Evet. Anne sevgisine en muhtaç olduğu an 9 ay ne demek ya bir doğum süreci ya. O ilk bedenine geldiği andan dünyaya gelecek ana kadar olan en özel dönem kadar sen bu yavruyu anneden çal. Ne söyleyecektiniz? Medeni bir şekilde evlenmeyi biliyoruz. Evet. Ama medeni bir şekilde ayrılmayı öğrenemedik. Ne yazık ki. Ne yazık ki bu böyle yani. Ve çocukları da işte taraf olarak kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Az önce Muzaffer Bey açık açık itiraf etti. Dedi ki ben eşim beni bırakıp gittiğinde o kızgınlıkla bana o demeyenler başkasına da demesin deyip yurda verdim diyor. Allah'tan aslı vardı inşallah evlatları bulacağız. Devam edeceğiz Ebru Hanım'ın konusuna. Teoman'ı bulana kadar devam edeceğiz ama İnşallah, karşı tarafa bir kere daha seslenelim. Lütfen bu yanlıştan dönün. Çünkü burada aslında belki cezaları biraz daha da artırmak lazım. O yardım ve yataklıkla ay iyi niyet akrabadır, torununa baktı. Yok öyle. Ya, canım aslında kanunlarımız iyi ama ha, bazen uygulamalardan gelen sorunlar oluyor. Sorunlar. Aynen öyle. Yine bu kadına şiddeti de hep söylüyoruz. Evet. Onun aslında kanunlarımız evrensel boyutta ama bazen mahkemelerde uygulamalardan dolayı sorunlar yaşadığımız oluyor. Bu örnekte belki onlardan biri. Maalesef. Şimdi İzmir'den bir haber geldi sevgili seyirciler. Yani ne kadar dikkatli olmak lazım çocuklar söz konusuysa apaçık ortaya koyuyor. İşte bu adama dikkat. Tırnak içinde adam. Ben söylüyorum yani oturup düşünüp hani Türk Dil Kurumu'na yeni bazı sıfatlar için önerilerde bulmamız lazım. Bazı kişiler için adam, insan, kişi demek olmuyor hiçbir şekilde. Kendini öğretmen olarak tanıtıyor İzmir'de bu şahıs ve beden eğitimi öğretmeniyim diyor. Beden eğitimi öğretmenleri de çocukların en çok böyle yakınlık kurduğu evet, öğretmenlerdir. Evet. Ve gidip bu sıfatı kullanarak çocukları taciz ediyor. Evet çocukları taciz ediyor ve
Şimdi güvenlik kameralarından bu olaylar tespit edildikten sonrasında yaşananları da bütün gelişmeleri de İHA muhabiri Halil İbrahim Karabıyık'tan alacağız. Evet, görüntüler ortada. Bakar mısınız? Küçücük çocuklar. Küçücük çocuklar. Bütün hayatlarını alt üst edecek bir durum. Hakan Gözalan, özür dilerim, düzeltelim. Hakan Gözalan hatta mı arkadaşlar? Tamam. Şimdi bakın, güvenlik küçücük bir kız çocuğu. Bak kızım, başı önüne eğik gidiyor. Bak, başı önüne eğiyor. Kimse var mı, yok mu? Önce bir etrafı kontrol ediyor. Kimse yok diye bundan emin oluyor. Evet. Bakar mısınız? Küçücük bir kız çocuğu ve Allah'tan güvenlik kameraları var ve onun sonrasında ortaya çıkıyor. Çok sayıda sabıkası var bu kişinin. Çok sayıda sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Bütün birimlere bilgiler dağıtıldı. Bu görüntülerle beraber polis bu şahsı aramaya devam ediyor. Ve sonrasında uzaklaşıyor. Belki başka noktalarda başka minik yavruları da taciz etti. Onların görüntüleri var. Anne babaların ne kadar dikkatli olması lazım apaçık ortada. Bu tür davranışlar Aslı, şimdi buradan yorum yapmak zor ama bunun öncesi sonrası yani... Mutlaka vardı çünkü çok organize hareketleri. Yani oradaki tabii çok sınırlı bir görsel izleyebiliyoruz ama çok temkinli ve alışkın, aşina gözüküyor oradaki hareketleri. Çok etrafa rahat bakıyor, inceliyor. Aslında tipik bir pedofil vakası diyebiliriz. Zaten pedofili kişilerde aslında... Benzer bir takım senaryolar üretir, işte beden eğitimi öğretmeni, işte belki çocuklara yakın olabilecekleri meslek gruplarına yakın olmayı seçerler ki hedeflerini daha çabuk gözüne kestirip onlardan faydalanır. Ki oradaki çocuğumuz bakın çok tenha bir alandayken kıstırıyor ve çocuk tedirgin olmuş da, yani çocuk orada tedirgin kendini bir şekilde uzaklaşmaya çalışıyor. Zaten çok sınırlı. Şikayetler üzerine ortaya çıkıyor bu durum ve takip başlatılıyor. Sonrasında da güvenlik kamerasında bunu gerçekleştiren bakın kişinin... Bakın çocuk burada yani uzaklaşıyor, tedirgin olmuş. İşte çocuklarımız aslında kendilerini tabii ne kadar koruyabilir ama bir takım bilinçleri vermemiz tekrar gerekiyor. Tekrar söyleyelim, şöyle yine hap bilgiler diyoruz ya onlara. Neyle fark edebilir anne babalar çocuklarına karşı böyle bir tavır yapmışsa biri... Bir tacize özellikle bedenlerinin özel olduğunu çocuklarımıza söylememiz lazım. Yani mahremiyet eğitimi diyoruz. Belli özel bölgelerin sadece kendilerine has olduğunu, başkasının asla dokunamayacağını. Bunu zaten eğitim olarak 4-5 yaşından itibaren çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Kız ve erkek çocuklarına. Eğer istismara uğramış ya da herhangi bir tacize uğramış bir çocuk varsa çocuk içine kapanır. Bir takım davranış örüntüleri mutlaka sergiler. Ya agresifleşir ya tam tersi daha içine kapanarak bir takım bu duygusal süreç işlerdeki ezikliği dışa vurur. Dikkat edin, gözlemleyin çocuklarınızı. Onlardaki en ufak davranış değişiklikleri size ipuçları verecektir mutlaka. Ya zaten orada o yavrunun duvara yaslanışını görüyor musunuz? O kadar sinmiş korkusu apaçık ortada ve bu şahıs da etrafı kolaçan ediyor ama Allah'tan bakın şurada yavrunun haline bakın. Kaçmaya çalışıyor yani sonunda. Yani burada çocuk fark etmiş orada yanlış bir şeylerin olduğunu fark eden bir belki çocuk. Belki daha öncesi var bilemiyoruz. Olabilir. Görüntüde görüntü olmayan bir tarafı çünkü var belki bu olayın bilemiyoruz. Canım bir de çocuklarımıza sır saklamamayı öğretmeliyiz. Evet. Kesinlikle çocuklar her şeyi anne babalarına anlatabilmeli, paylaşabilmeliler. Kesinlikle paylaşmalı. Şimdi bu şahıs her yerde aranıyor. İzmir'de meydana geldi olay. Bir kere daha özetleyelim. Kendini beden eğitimi öğretmeni diye tanıttı bu şahıs. Ve çocukları taciz etti bilgisi ulaştı. Çünkü çok sayıda iddia gitti bu şekilde. Ve polisler de hemen soruşturmaya başladılar. Bu kişi olduğunu tespit ettiler. Şimdi her tarafta aranıyor. İnşallah en yakın zamanda da yakalanır. Ve en ağır cezaya da çarptırılır. Bağlantı yapabilecek miyiz arkadaşlar telefonu? Tamam, hemen alalım Hakan Gözalan'ı. İHA muhabiri. Hakan Gözalan, merhabalar. Merhabalar İnci Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi... Kendini beden eğitimi olarak tanıtan biri çocukları taciz ediyor. Sonrasını sizden dinleyelim. Evet, doğrudur. Yani yayında aynen anlattığınız şekilde gerçekleşiyor olay. İzmir'in çeşitli noktalarında bu şahıs Erman A. Evet, ismi de tespit edildi mi? Evet, Erman A. Evet. Bu şahıs çok sayıda okula giderek okul önlerinde kendini beden eğitimi öğretmeni olarak tanıtarak
Okullardan içeriye giriyor iddialara göre ve çocuklara bir takım tacizde bulunuyor. Daha sonra bu şahıstan şüpheleniliyor ve durum polise aktarılıyor. Ardından da tek tek polis ekipleri, İzmir polisi güvenlik kameralarını tarıyor ve daha sonra da şahsın eşkal bilgisini tüm birimlere şu anda dağıtmış durumda. Tabii ki okul önlerinde de bütün polis ekipleri önlem almış durumda şu anda. Okul çevresinde dolaşmasına yönelik tek tek birimlerin bu konuda bilgisi var. Bu kişinin sabıkası da var tabii ki. Hangi konularda, hangi suçlardan sabıka kaydı var? Biliyor muyuz? Şu an için onun bilgisine ulaşamadık ama daha önce de bir cinsel istismar olayına iddiası var. Şu anda da bu görüntüler üzerine de bu görüntülerin incelemeye alınmasıyla da birlikte cinsel istismar faili olarak da şu anda her yerde aranıyor bu kişi. Evet. Görüntülerde de izlemişsinizdir. Biz de sabah saatlerinde İhlas Haber Ajansı olarak servis ettik bu görüntüleri. Birkaç gündür üzerinde çalışıyorduk ama elimizde fazla bilgi yoktu. Polisin bu konuda çalışmaları olduğunu da biliyorduk. Ancak güvenlik kameraları elimize geçince direkt olarak servis ettik. Tabii Karşıyaka ve Bornova bölgesinde yoğunlukta olarak ekiplerin gidebilme ihtimaline karşı önlem aldığını biliyoruz. Tabii bu konuda İzmir polisi çok duyarlı, çok dikkatli. Çok teşekkür ederim. Özellikle de okul önlerinde uyuşturucu satıcıların olsun bu tür yaşanabilecek olaylara karşı önlemlerini artırdı. Tabii dediğimiz gibi tüm birimlere dağıtılmış durumda şahsın görüntüleri, güvenlik kamera kayıtları. Bu konuda da özellikle de biz haber olarak servis ettikten sonra artık vatandaşlarımız... İnşallah yakalandığı haberini de en yakın zamanda duyarız. Sayın Gözalan bir süredir şikayetçiydi veliler. Çocuklardan duymuşlardı bunu ve sonrasında da kimin bu tacizi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ya muhabiri Hakan Gözalan diyor ki daha önce de cinsel istismar suçundan bir sabıkası olduğu ortaya çıktı. Bu tür suçların zaten ne yazık ki tekrarlayan suçlar olduğunu biliyoruz. Bir tedavi olma şansı yok çoğunluğunun. İnşallah bir an önce yakalanır. Çok teşekkür ediyorum size. Biliyorsunuz İstanbul'da Emniyet Genel Müdürlüğü özel ekipler kurdu. Okulların yakınında, evet. Türkiye çapında farklı noktalarda da yapıyor. Bunun her yerde yaygınlaşmasını istiyoruz. Bu birlikler içerisinde özel çocuk şubede olan polisler de var, farklı uzmanlıkları olanlar da var. Uyuşturucu, taciz gibi suçlarla anında müdahale ediyorlar. Buyurun. İnce Hanım, peki böyle ben şuyum, ben buyum deyip de okula girebilir misiniz? Diplomasına bakmaları lazım, ilgilenmeleri lazım. Yani oradaki yöneticileri suçluyorum ben. Evet, çok önemli bir şey. İşte orada güvenlik aslında her alanda çok önemli. Çağımızın da en büyük sorunu bu. Ama çocukların güvenliği söz konusu olduğunda minik bir ihmal bile yok. Çok doğru söylüyor hanımefendi. Elini kolunu sallayan herkes o bahçeye giremez. Kendi çocuğunu bile ziyarete gelen veliler. Lütfen kimse kusura bakmasın. Kimseyi bir zan altında bırakmak değil niyetimiz ama hepimiz veliyiz sonuçta. Onunla görüşme alanı bile belli olmalı bence. Kesinlikle. Onunla görüşme alanı bile belli olmalı. Diğer çocuklarımız hepimizi korumak zorundayız. Buyurun. Bu kadar tehlikeli bir insan giriyor. Ben öğretmenim, ben spor hocasıyım deyip girebiliyor yani. Böyle o bir şey olamaz. O çocukları alıp başka bir noktaya da getirip. Tabii isnat, hani kimseyi zan altında bırakmayalım ama öyle bir ihmal varsa tabii ki okulun da sorumluluğu doğacaktır mutlaka. Bu noktada. Mutlaka. Bütün okullarda da bu tedbirlerin alınmasını diliyoruz. Evet, devam edeceğiz sevgili seyirciler. Biliyorsunuz çok acı bir haberle başladık. Cuma günü duyduğumuz çöp konteynerine bırakılan bir bebek haberi. İşte vicdan çöpe atıldı. İnsanlık yok zaten bunun içerisinde. Söyleyecek söz de yok. Hangi suçu en başa koysak diye biz zorlandık ama işlenen suçların en ağırı, en kötüsü olduğu noktasında da hemfikiriz. İşte o minik bebek orada kendi çığlığıyla hayata tutundu. Vatandaşlar onu oradan çıkarttılar. Poşet içerisinde bulamasalar havasızlıktan ölecekti ne yazık ki. Sonrasında polise ve sağlık görevlerine haber verildi. O dakikalarda sonra ne yaşanmış görelim birlikte. Dün akşam saat 9-10 sularında çöpün kenarında bulunduğu söylenilen bebek 112 ekipleri tarafından acilimize getirilmiş. Sonrasında bakanlığımıza sahip çıkılan bebeği biz yoğun bakım ünitemize yatırdık. Tahminen 3-4 günlük olduğunu düşünüyoruz. 3880 gram ağırlığında erkek bebekti. Gerekli tetkik ve tedavileri başlandı. Şimdilik hayati bir riski bulunmuyor. Tedavileri tamamladıktan sonra sağlığına kavuşturarak taburcu etmeyi planlıyoruz.
İşte kendi anne babasının uzağında o sağlık ya. Ekipleri, sağlık görevlileri ona anne babalık yapıyor. Kendi hizmet yani işlerinin, uzmanlıklarının ötesinde şu anda kendi sevgileriyle o bebeği doyurmaya çalışıyorlar. İsmi bile yok bu bebeğin ya. İsmi yok, ismi. Anne kim, baba kim, onu o çöpe bırakan ruh, akıl kim bilmiyoruz ama hani böyle bebeklere de eskiden kader, çilem gibi isimler konuluyor. Öyle olmasın asla ismi lütfen. Siz de kafanızdan hiç öyle umut ismi. Olsun. Umut olsun, evet, yaşam olsun, ne olsun evet. Bilmiyorum ama evet. Yani bu yaşama tutunmuş inşallah güzel bir hayatı olur bundan sonra. Şu anki sağlık durumu nasıl bebeğin? Hemen Çiğdem Akdemir'e dönelim. Hastanenin önünde kendisi Çiğdem'den o bilgileri alalım. Çiğdem. Hepimizin vicdanının kanadığı o noktanın, o olayın yaşandığı noktadan geldik durumunu öğrenelim diye. Keşke ismi olaydı da öğreneydik, bilseydik, ismiyle hitap etseydik diyoruz bir yandan ama ismi yok dediğiniz gibi. Hastane yetkililerine sorduk hani böyle durumlarda karakolda vesaire bebekler bulunduğunda, karakola götürüldüğünde isimler verilir, bir isim konulur. Ama hastanede böyle bir prosedür yok diyorlar. Yani 4 günlük o 3 kilo 880 kilogramlık o bebeğimizin şu anda bir ismi yok. Durumu ise iyi. Zaten dünkü yani daha bulunduğu zaman yapılmış olan röportajda yetkin ifade ettiği gibi şu anda durumu yine iyiye gidiyor. Tedavisi güzel. Devam ediyor. Taburcu edilecek ama taburcu edildikten sonra peki ne olacak onu da söyleyelim. Evet. Zaten konuyla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girmiş durumda. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devletin koruması altında olacak bu yavrumuz. Onun yanı sıra bir kez daha söyleyelim, soruşturma devam ediyor. Evet, herhangi polis bir bütün var görüntüleri, evet. Bütün görüntülerin titizlikle incelendiğini halen bilmekteyiz ve yanı sıra bir de sokağa giriş çıkış mobese kameralarının da incelendiğini belirtiyor polis ekipleri. Bununla ilgilenen emniyet birimindeki yetkililerden aldığımız bilgiler bu şekilde. Onlar da gizlilikle tabii bu işi yürütmekteler, bu soruşturmayı yürütmekteler. İyi bir bilgi verebildik çok şükür ama bir iyi haber daha bekliyoruz ki o da bunu yapan bir tırnak içinde söyleyeyim vicdan sahibinin bulunduğu haberini de iletebiliriz ümit ediyoruz. Bekliyoruz haberi de Çiğdem. Gelişmeler oldukça sana bağlanalım. Bebeğin sağlık durumunun iyi olması sevindirici. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Şimdi peki ondan sonraki süreç onu da bir soralım istiyorum. Bebeğe kimse bebek, bulunamazsa hocam nasıl yuvasına, bir... Çocuk yuvasına teslim edilir. Yuvada isimlendirme tutanağı tutulur. Belirli yerlere yazılar yazılır. 5-6 ay beklenir. Herhangi bir takipçisi, yakını çıkmaz ise sırada bekleyen bir aileye evlatlık olarak verilir. Evet. Ya en doğru karar budur. Çünkü diğerlerinde de gördüğümüz gibi çok aceleci bir yaklaşımla hemen bir yerlere... Belki de anne çok çok zor durumdadır. Yani aslında, birileri atmıştır veya anne istem dışında şey de, doğum sonrası bir sendromla evet, olmuştur. Doğum sonrası evet. Sendromu da evet, ciddiye onu. Almak evet. Lazım. Kesinlikle. Çünkü... kendine ya da bebeğine evet. Zarar verebilecek durumda olan anneler de oluyor evet. Değil mi Aslı? Kesinlikle. Yani doğum sonrası biz lohusalık depresyon diyoruz ama gerçekten çok ciddi psikotik süreçler de yaşanabiliyor. Yani halüsinasyonlar görülebiliyor. İşte verdiği sütün çocuğu zehirlediği gibi bir takım düşüncelere kapılabiliyorlar, hayaller görebiliyorlar. O yüzden bu noktada ciddi acil bir psikiyatrik destek alınması gerekiyor. Aslı hep da... söylüyorum kimseyi paniğe sevk etmek, kimseyi değil, korkutmak her konuda ki. Genelleme yaparak konuşmuyoruz ama evet. Şimdi bunu etraftaki fark edebilir mi? Tabii ki fark edebilir. Oradan bir yani zaten şimdi burada aslında noktalar da var. Yani mesela bu bebeğin kilosunun iyi olması, evet. işte 4 gün sonra bırakılmış olması. Yani bu bebek 3-4 günlük bir süre zarfında beslenmiş. Kılık kıyafetine sarılmış. Dolayısıyla yani tek başına olduğunu düşünmüyorum. Hani ben burada yeni Laos'a yeni doğum yapmış bir annenin hani tek başına bütün bu bakım sürecini gerçekleştirmesi biraz zordur. Yani ya normal doğumda olsa, sezeryen bir operasyonla da doğum yapmış olsa çok zordur bu ama kadar süre toparlanmış olması. Ama aslında şunu da düşünüyorum. Şimdi cuma günü akşam oldu bu olay. Bugün evet. Günlerden pazartesi. Evet. Araya hafta sonu girdi ve bütün gazetelerde, haber bültenlerinde bu haber yer aldı. Bu... Diyelim ki lohusa depresyonu yaşayan, işte tıbbi ismi farklı ama hani basit olarak ben evet. Söylüyorum. Bir anne olduğunu varsayalım. Ani bir kararla bebeğe bakamayacağım deyip böyle bir şey yaptı. İyi de bunun annesi, işte çevresi, babası, akrabası. Fark burada gibi. Acaba
bir kayıp bebek vakası, bir çalıntı bebek vakası olabilir var. Kesinlikle. Ya da işte istenmeyen bir sadece bırakma değil, torbayı bağlayıp bırakılıyor. Evet. Yani hani bir yere bırakabilir çocuğunu ama burada bir ölüme terk etme intikam var. İntikam hissi mi var yani? Hayır, tabii ne yani, yaşandı o kısmı... intikam hissine ziyade hani bulunmaması ya da işte söylemek ölmesi. İstemiyoruz ama ölmesini istemiş gibi bir durum var. Tabii ne olduğunu bilmiyoruz ama lohusalık depresyonu gerçekten dışarıdan bakıldığında çok net görülebilecek bir tablodur. Burada anne olan bir sürü kişi de var. Olmasanız da o sağlıklı bir tablo olmadığını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Tabii. Bebekle olan iletişiminin sağlıklı olmadığı anlaşılır. Anlaşılır. Kesinlikle. Ama tabii bu cezai ehliyeti ortadan kaldırır mı? Ona mahkemeler karar verir. Yani, orada ayrı doktorlar da devreye girecek. Orada raporlar alınacak. En çünkü... doğru şey böylesi durumlarda çocuğu en güvenli şekilde bir yuvaya bırakmak veya birilerinden yardım istemek. Bu şekilde çocuğun savunmasız, korunmasız bir şekilde ölüme terk edilmesi insanlık suçu. Hı hı. Yani evet, burada eğer bir depresyon evet. varsa mutlaka evet. aile yakınlarından biri evet. şu anda devreye girerdi evet. ve bu bebek bizim evet. bebeğimiz diye sahip çıkardı. Ama işte bu bebekten, ya bunu söylemek istemiyorum ama kurtulmak istemişler. Tırnak biraz öyle görünüyor yani öyle olayın. Görünüyor şu anki durum. Ama yine de bu kişinin yakınları var, bu hamileliğe tanık olanlar ve aslında dediği gibi neredeyse 4 kilo doğan bir bebek. Evet. Bunu tek başına biri doğurup 4 gün bakmadı ya. O yüzden sizden de bildiğiniz varsa 0212-284-6060'ı aramanızı istiyoruz sevgili seyirciler. Bir ara vereceğim ama aranın ardından Munise'nin işte kardeşini aramaya devam edeceğiz. O da 40 günlük bir bebekken evlatlık verilmiş. Ama kime verildi, nerede büyüdü kimse bilmiyor. Aracılık edenler var. Onlar bazı şeyleri programımızda ufak ufak anlattılar. Murat Sönmez de o ipuçlarının peşinde Bornova'ya gitti. Birazdan canlı bağlantıyla son gelişmeleri aktaracağız size. Evet, 40 günlükken evlatlık verilen Mutlu'yu arıyoruz. Birazdan bu konuya geçeceğim ama işte Mutlu'yu aramak için kardeşleri, abisi Ali Güçlü ve kardeşi ondan bir yıl sonra dünyaya gelen Munise burada. Hemen onların yanında da Kadir Sunu oturuyor. O da kardeşini aramak için geldi biliyorsunuz. Kadir'in kardeşi ise o da 40 günlükken verildiğini zannediyordu. 20 günlükken daha evlatlık verilmiş. Minnacık böyle daha hani ağzı süt kokan bir bebekmiş. Anne emzirmeyi reddetmiş. Anne 3 çocuğu terk edip gitmiş. Tabii niye bırakıp gitmiş? Yaşananlar neler bilemiyoruz anneyi dinleyemediğimiz için. Anlatılan kadarıyla bırakıyor, paylaşabiliyorum. O gün bugündür işte Kadir kendi kardeşini bulmak istiyor. Onun için buraya geldi. Kadir'in bildiği şeyler şunlar. Baba bakamayınca köye gelen bir taksici var, o köyden tanıdıkları. O gün o geldiğinde halasıyla babası o taksiye biniyorlar, bebeği de kucaklarına alıyorlar, götürüyorlar yuvaya, devlet kurumuna bırakalım diye. İddia şu ki o dönemki yuva müdürü diyor ki bebeğin de kimlik kartı çıkartılmamış henüz. Siz buna bakamayacaksınız, iyi bir aile var, ben götürüp onlara vereyim. Babanın anlattığına göre yuva müdürü, eşi de geliyor, birlikte bir araca biniyorlar, sonra gidiyorlar, yolda baba indiriliyor, bebek ondan sonra nerede hiçbir haber yok. İşte o bebeği şehir merkezine, Malatya'ya, yuvaya götüren taksi şoförü birazdan telefon hattımızda olacak. Kendisiyle konuşacağız, onun anlatacakları çok önemli. Acaba gerçekten yuvaya gidildi mi, birileri aracılık mı etti bu işe, hepsini konuşacağız. Kadir, kaç kardeştiniz siz, tekrar sormak istiyorum. Ya biz o dönem 3 kardeştik. 3 kardeştiniz. Evet. Ablam, ben bir de şu anki konusu geçen kardeşim. Baban sonra tekrar evlendi. Tekrar evlendi. Kaç kardeşim var o evlilikten? 5 tane kardeşim var. 5 tane de oradan. 8 kardeşsiniz. 8 kardeş. Evet. Peki sen yalnız geliyorsun programa. Benim dikkatimi bu çekiyor. Yani ben bu konuya ilk böyle başvurdum. Evet. Tek gelmeyi seçtim yani. Babam... Mesela baban gelip çocuğunu aramak istemiyor mu? Ya o da istiyor. O da benden daha çok istiyor ama. Hı hı. Yani biraz görünmek istemiyor sadece yani. Biraz rahatsız. Geçmiş olsun sağ diyelim. Olun. Aslında biraz da pişmanlıkla mı yani? Biraz suçluluk duygusu mu tabii var? Tabii illa ki o da kendisi ifade etmişti zaten. Telefona bağlandığında. Hı hı. Evet. Yani o da en az benim kadar istiyordur zaten. Ama işte dediğim gibi biraz rahatsız olduğu için burası biraz ağır gelebiliyor yani ona. Evet. Şimdi Hamdi Bey'in anlatacakları, o taksicinin anlatacakları çok önemli. Ona ulaşamamıştık ama kendisi şu anda telefonda, arkadaşlarım söyledi hemen. Hamdi Bey merhabalar.
Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Vallahi biz şimdi bu Mutlu Bebek'ten adını Mutlu koymuşlar ama yani bu kadar tezat olabilir. İsmi Mutlu olan bir bebek 20 günlükken bir bilinmeze götürülmüş. Siz biliyor muydunuz o gün o arabaya bebeği aldığınızda nereye götüreceğinizi? Size ne söylendi? En başından anlatsanıza bize. Şimdi babası dedi ki... Evet. Dedi ben eşimden ayrıldım. Dedim annem de bu çocuğa bakamaz. Evet. Diyor annem bizi besledi fakat annem diyor ben de yetimlere bakamam. Ben evet. Sonra sizi bu seviyeye getirdim. Bunu bir çocuk esirgeme kurumuna ne yaparsa yap ben bakamam. Bakamayın. Biz de çocuğu aldık. Gelmiş beni Malatya'da biz bindik arabaya gittik. Kimler vardı arabada? Kim gittiniz? Babasıydı. Evet. Bir de babasının kızka ablası. Evet. Biz gittik köyde annesi, baba annesi buna biraz süt mü temin etti, yolda verirsiniz. Evet. Çocuğu aldık getirdik burada esirgeme kurumuna. Çocuk esirgeme kurumuna. Adam dedi ki ben zengin bir aile var. Dedi isterse ona verelim, isterse yuvayı bırakın. Kim dedi bunu bir dakika? Zengin bir aile var kim dedi? O müdür dedi. Müdür dedi, zengin bir aile var. Evet. Evet. Siz yanına çıktınız mı bu görüşmede? Siz var mıydınız? Yok ben çıkmadım. Abdullah çıktı, babası çıktı. Bizi evet. Kabul et. Evet. Biz arabada bekledik. Ondan sonra çocuğu aldı götürdü. Geldi dedi ben teslim ettim dedi. Yere de iyi dedi, zengin bir adam arayacak dedi. Bize daha iyisi bakacak. Hepsi o kadar. Bu kadar yani sen... Evet, benim gördüğüm, bildiğim bu kadar. Yani hiç tanımadan, bilmeden böyle bırakıp o bebeği bu kadar rahat döndüler mi o gün? Çocuk esirgeme koruma müdürü olduğu için artık demek ki Abdullah inandı. İnandı. Arabada evet. Herhangi bir konuşma oldu mu o zaman giderken ya da dönerken? Yok, hiçbir konuşma olmadı. Şurayı anlamadım. Siz köye giderken hala arabada mıydı? Birlikte mi gittiniz halayla köye? Evet, o zaman... o bizde değildi. Halası bizde değildi. Halası Malatya'da kaldı. Biz geldik Malatya'ya bunu yanımıza aldık. Altını değiştirdi. Minnacık evet. Bebek. Evden babaanne ona süt hazırladı diyorsunuz. Onunla doyurdunuz. Evet. Dedi ki ben bakamam. Dedi ben çocuklarımı yetim büyüttüğüm için dedi, daha yetimlere bakmaya niyetim yok dedi. Ben artık bıkmışım. Bıkmışım. Evet dedi bakamam dedi oğlum. Çaresizdim demek istedi. Evet çaresizdim dedi ben çaresizdim. Şimdi orada bırakıldı. Geri döndüğünüzde siz onları tekrar köye mi götürdünüz? Ben tekrar bunu aldım getirdim. Köye götürmedim. Malatya'da o ablasını evine gitti. Ben de piyasada çalışan bir insanım. Peki ben nasıllardı? Bıraktım. Bebeği bırakıp döndüler. Yani orada insan perişan olur. 20 günlük bir bebek. Götürüyorsun, bırakıyorsun. Babanın, şimdi, halanın durumu nasıldı? Vallahi hepsi de özür dedi. Keşke biz baksaydık fakat bakmak zorundayız ama gücümüz yok. Yapılacak bir şey yok. Evet. İnce Hanım, o gün Abdullah Bey bağlandığında Kadir'in babası demişti ki aynı arabayla müdürü aldık. Evet. Yolda da eşini aldık. Evet. Bir eve gittik dedi. Şimdi onu soracağım ben de. Onun için hani geri mi döndünüz diye. Hamdi Bey, Kahraman evet. Hocam hatırlattı zaten de. Şimdi baba dedi ki bize, ben yuvaya gittim, yuva müdürü kimliği yok, zengin bir aile var, oraya götüreyim deyince biz yola çıktık arabayla, yolda da eşini aldık dedi. Sonra bir yerlerden gittik. Benim arabama binmedi. Arabamla biz götürmedik. Peki başka bir arabaya binip gitti mi Abdullah Bey, orayı hatırlıyor musunuz? Yok, ben görmedim. Demek ki sonra gitmişlerse olabilir. Benim bıraktığım zaman... Kimse binmedi. Müdür falan çocuğu almadı. Zaten müdürün arabası var idi. Müdürün arabası vardı. Siz müdürü hiç gördünüz mü? Ben görmedim müdürü. Gülsen de tanımam. Peki hala arabadan içindi mi? O zannedersem o da arabamdaydı. Abdullah onunla ilgilendi. O da yanımdaydı. O da gitmedi. Yani şunu soruyorum. Abdullah Bey yurda girdi yuvaya. Bebeği bıraktı ve dışarı mı çıktı?
Bir sene evet, bir, epey kaldı. Bir 10-15 dakika bir kaldı. Bir konuşma oldu demek ki. 10-15 dakika, bu kadar mı hepsi? Evet. Yani o zaman başka bir arabayla bebeği bir yere götürmek, eşinin de gelmesi, böyle bir şey olmadı yani. Yok, benim arabamla öyle bir peki, pozisyon olmadı. Başka bir gün gelmiş olabilir. Başka bir gün sen yuvaya götürdün mü hiç Abdullah Bey? Yok, daha da ne yanıma geldin ne de ben gördüm. Ne zaman gördün? Yani gördüm dediğin? Daha da görmedim ben. Ha, görmedin. O pozisyona hiç konuşmadı, görmedim. Şimdi onlar hiç yuvaya gitmediklerini söylüyor sonrasında. Hala da, evet. Baba da biz zaten hiç yuvaya bir daha gitmedik diyor. O zaman Kadir sana babanın anlattığı... Yok şimdi yani, canım, babam da aynı şeyi söylüyor. Diyor ki benim içeri girmemle bu olaylar zaten diyor 15-20 dakika içinde oldu. Ama kendisi oldu. O gün bize yayında dedi ki zaten. Yuva müdürünün bir arabaya bindik. Evet. Eşi de geldi. Evet. Beni dolaştırdılar. Hatta yolu karıştırayım diye kafam karışsın diye dolaştırıldım. Sonra da ben indim dedi. Şimdi bak diyor ki Hamdi Bey, hiç öyle bir arabaya falan binme yok. 15 dakika içeride kaldı, dışarı çıktı. Burada yani yuva müdürüyle o ilgili iddianın bir kısmı yalan zaten şu anda tamamen. Aslında keşke o beyefendi bağlansa, hani kimliği yoktu, yeniden kimlik çıkartılıp yuvada kalıyor bu durumda bebekler. Babası bir daha bağlansın bu olayı. Evet, Abdullah Bey ama telefona cevap vermiyor zannediyorum şu anda kendisi. Hamdi Bey. Bir kelime daha konuşayım. Buyurun. Şimdi adam demiş ki, abla demiş ki ben bunu kabul ediyorum ama cırt pırt gelip de sorsanız bu iş olmaz, siz hayatta gelmeyeceksiniz. Onun için ben bunu kabul ediyorum. Ya ne demek onu ben kabul ediyorum? Keyfi evine götürmüyor ya, devletin zaten görevi orada bakıma muhtaç olan, devlet korumasına ihtiyacı olan çocuklara bakmak. Şimdi acaba bu da doğru mu? Hatta kalın, hala hattaymış, halayla bir tekrar konuşalım. Merhabalar Zeynep Hanım. Merhaba canım. Zeynep Hanım, şimdi abiniz dedi ki o gün yurt müdürüyle bir arabaya bindik, sonra yolda eşini aldık, sonra da bebeği işte onlar bir yere götürdüler. Hamdi Bey diyor ki hiç böyle bir şey yok. Hamdi Bey'le biz ne adamı gördük, ne müdürü gördük, ne hanımı gördük. Biz gittik, süratli bir yağmur yağdı. Akşamda bir ışık yani, ışıkın yanında ben de Hamdi orada arabada inmedik. Kardeşim çocuğu aldı gitti. Bir 20-40 dakika oldu. Evet. Ondan sonra geldi, dedi ki adam demiş ki sen bu çocuğun bakamazsın, işte maaşı yok, bir şey yok. Ben bu çocuğu temiz bir aileye vereceğim. O da gelsin bir parça ekmek yesin, sen de o diğer çocukla yani sahip çıkırsa ona sahip çık. Zaten o ikisi de ufaktı, annem bakıydı. Biz inmedik. Ben o gün sana söyledim. Ne ben indim ne Hamdi indi. Tamam. Sonra Hamdi ile geldi buraya, beni aldılar. Beraber gittik oraya. Biz ne yuya gittim, ne müdürü gördük, ne şey gördük. Benim gördüğümü bu. Tamam. Yani abinizin anlattığı o eşi de geldi, arabaya bindik kısmı hiç yaşanmadı bu durum. Yok, biz onu görmedik dedi mi ya o gün. Hiç o zaman öyle bir şey anlattı mı peki? Peki anlattığında abiniz işte yurt müdürü başka birine vereceğim, sen bakamayacaksınız dedi diyor ya. Eşi de geldi, birlikte konuştuk, böyle bir şey anlattı mı size o zaman? Ha, bana anlattı. Anlattı. Ne anlattı? Bana anlattı. Nasıl? Dedi ki abla dedi, bilmiyorum dedi, benim kafam hiç rahat değil dedi. Dedim niye o kardeş dedi. Ya dedi bu adam dedi, demiş önce demiş yurda getir, yurda verek de şimdi getirdim de. Demiş ki ben temiz bir aileye vereceğim de. Kafası rahat değildi de bir kere daha bile gidilmedi ne yazık ki o yuvaya. Aha. Ne sen gittin? Ben o gün de söyledim, şoför inmedi, ben inmedim, ikimiz de inmedi. Yağmur çok süratliydi yani. Ah keşke ineydin. Ah keşke yani bu kayıtlara geçmesi sağlanabilseydi. Ya ne bileyim işte akıllı. Deseydi ki biz deseydik hep beraber gidelim ki ne bileyim akıl. Vallahi şimdi yine aynı iddia gündeme geldi. Ben artık o dönemki yuva müdürünün bağlanıp isminizi vermek zorunda değilsiniz. İsminiz bizde var. Bakın burada hiç açıklamadık. Hiç söylemiyoruz ama bütün bu iddialara cevap vermek. Ne şey? Allah nasıl görmüşsem öyle söylüyorum. Ben zaten size farklı bir şey söylemiyorum. Orada anlatılan bambaşka bir şey var. Yuva müdürüyle çıktık, arabaya bindik, eşi geldi. Bunun gerçek olmadığı ortaya çıkıyor ama diğer iddiaya da cevap verir misiniz? Onu kardeşim götürmüş, söylemiş dedi. Beraber gittik dedi. O müdürle şeyle beraber. Gittik dedi. Ne zaman söyledi onu size? Dedi, ne zaman söyledi bunu size Zeynep Hanım? Dün erke bana söyledi.
Ben anlayamıyorum. Dönerken söylemiş zaten. Dönerken. Haram diyor ki, kusura bakmayın lafınızı kestim. Yok buyurun anlatın. 35-40 dakika gibi bir süre diyor zaten. Evet. 35-40 tamam. Dakika o arada sürede, gitmişler yani o arada öyle mi? Gidip gelinebilir zaten diyor ki bir anda oldu zaten diyor babam yani. Ha, belki taksici 15-20 dakika diye anlıyor ama hani 15-20 dakika diye hatırlıyor ama bu 35-40 dakika bence bunun için yeterli. O zaman yani şimdi ben demin Zeynep Hanım onu sormuştum ama anlamadı galiba. Zeynep Hanım o zaman size abiniz o gün yurt müdürünün hanımı da geldi biz bebeği başka bir yere götürdük dedi mi? Dedi ki ben götüreceğim hatta biz bir aile vereceğim dedi çocuğu. Dedi oydu karısıydı müdürdü karısıydı ikisi beraber bana demişler artık. Karısı. Daha fazla bilmiyorum aklıma gelmiyor. Karısı dedi. Şimdi yani şimdi, bu artık İnce Hanım, cevap verilmesi çok şart. Çok önemli bir iddia. Bu yayını ilgili bakanlık da şu an izliyor. Müdür gerçekten açıklama yapması gerekir. Çünkü yuvaya çocuk geldiği zaman annesi babası tarafından mutlaka kayıt yapılır. İsmi yoksa isimlendirme yapılır ve çocuk yuvanın kaydına girer. Evlat edinme işlemleri daha sonra başlar. İl müdürlüğüne bildirilir. Böyle bir çocuk geldi, babası muvaffakat verdi, evlatlık verilmesini istiyor. İl müdürlüğü gerekli incelemeleri, işlemler yapar. Sırada bekleyen bir aileye teslim yapılır. Yani müdürün yani istediği... Yani keyfi olarak ben bunu alıp buraya kesinlikle, vereceğim. Kesinlikle. Çünkü daha kanun anlamında da suç. Kesinlikle. Nesebin, kötüye kullanmak da var. Hepsi var. Nesebin değiştirmesi var. Yine uluslararası bağlı olduğumuz çocuk sözleşmeleri var. Çocuk haklarına ilişkin sözleşmeler var. Hani hepsi açısından tabii suç yani anlamında. Yani müdür kim olursa olsun ben il müdürlüğü yaptığım dönem içerisinde de kesinlikle hiçbir kimse yani bakan girse araya sıra dışı çocuk verilemez. O zaman lütfen. Görevi kötüye kullanmaktan daha öte daha, bir şey. Yani bir sürü suç var o da var yani hepsi içerisinde. Ya, müdür buna bir cevap bekliyoruz. Açıklama yapması gerekiyor. Bu açıklamayı yapsın. İsminizi buradan açıklamadık ama bu kadar ciddi iddialardan sonra artık lütfen suskun kalmayın. Zeynep Hanım'a da Hamdi Bey'e de çok teşekkür ediyorum aktardıkları için ama gerçekten hani sanki öyle bir ironi var ki biraz önce Mutlu dedim ama Mesut kardeşinin ismi. Mesut 20 günlükken evlatlık veriliyor. Nereye gittiği belli değil. Ali'nin kardeşi Mutlu da öyle. O da 40 günlükken evlatlık veriliyor. Uzaktan bir akrabalarının aracılığıyla ama onun da nerede olduğu bilinmiyor. Arkadaşlarım şu anda Bornova'dalar. Birazdan bağlanacağız. Onlardan son bilgileri alacağız. Hangi ipuçlarına ulaştılar acaba? Mutlu Bebek'ten bir haber var mı diye. Önce ben o değilim dedi. Sonra söyledim. Babamın akrabası değil misin sen? Dayı olarak geldiydin eve. Hayır. Nasıl hayır ya? Mehmet Ali Bey sen bu adamları tanıyorsun. Yani yalan konuşmayalım. Munise ve Ali Güçlü kardeşleri için stüdyomuza geldiler. Kardeşleri daha 40 günlük bir bebekken evlatlık olarak verildi. 40 günlük bir yavru bir bilinmezliğe doğru yola çıkartıldı. Bu aracılık eden kişi Mehmet Ali Ç. Ona ulaştın mı? Evet, ulaştık İnce Ertuğrul. Mehmet Ali Ç. Bergama'da yaşıyor. Mehmet Ali Ç. önce yanlış kişiyle görüştüğümüzü, sadece isim benzerliği olduğunu ve böyle bir olayı da bilmediğini söyledi. Önce ben o değilim dedi. Yani bu işten kendini uzaklaştırmak istedi. Yanlış evet, Mehmet Ali'ye ulaştınız dedi ama sonra sen elindeki belgeleri, verileri sununca da kabul etmek zorunda kaldı. Evet İnce Ertuğrul. Siz Veli Beylerin akrabası değil misiniz? Değil, akrabayla alakası yok. Ben çekicenim. Babamın akrabası değil misin sen? Dayı olarak geldiydin eve. Hayır. Evet. Nasıl hayır ya? Sen yengemin kardeşisin. Sen kefil olmadın mı bu işe? Yok, ben onları tanımıyorum bile yani. Veli amcacığım. Şimdi Ali konuşunca adresler vardı, ben de o adresleri de size verdim diyorsun. Sen verdim, demek ki, verdim. Mehmet Ali Bey verdim. Demek ki sen bu adamları tanıyorsun. Yani yalan konuşmayalım. Onlar çaresizdi, hata yaptılar, bu bebeği verdiler. Hatalarını kabul ediyorlar ama o zaman başka çıkışları yokmuş. Sen Bergama'da yaşarken iki kadın iki erkek almışsın, götürüp onları eve götürmüşsün. Ben sizin başka bir şeyler bildiğinizi de hissediyorum. Zaten hepsini de yayında konuşalım istemiyorum çünkü Mutlu inşallah hayattadır. Bir düzeni var, onun düzenini bozmadan bu işi çözelim istiyorum ama. İki kadın iki erkek, kimdi onlar?
İşte kadından biri o peynircinin kızı olduğunu söyledi. Sonra onların da kağıtları aldılar. Peynircinin kızı. Peki çocuğu evlat edinen peynircinin kızı mıymış? Arkadaşı, onlar ikisi birbirini çok iyi tanıyor. Bir yardım ettiler peki aileye? Aileye biraz yardım verdiler uzmanına. Para verdiler, öyle mi? Evet, evet. Ben de umutluyum, annem de orada umutlu. Ya bir kere de olsa görmek istiyoruz. Annem söylemiyor ama hani içinde tutuyor benim gibi. Bir görmek istiyoruz biz. Başka bir şey istemiyoruz. Evet, çaresizliğin, bilgisizliğin sonucunda yapılan yanlışlar. Bugünden bakarak dünü yargılayıp kimseyi suçlamak değil amacımız ama işte doğru yolu bir yandan anlatmaya çalışıyoruz. Yasal süreç işletilirse o nesepin değişmesi suçu da işlenmeyecek. Bu programda konuştuk. Bir yaş büyük abisini arıyoruz Munise'nin. Bir şekilde yolları kesişse kardeş olduklarını bilmiyorlar. Yani her şey yaşanabilir. Munise, canım benim, hafta sonu nasıl geçirdin? İyiydi. Ha? İyiydi. Nasıl, heyecanın nasıl? Kardeşinle bulacak mıyız? Ne diyor sana böyle yüreğin? Yani merak ediyorum. Ha? Yani heyecanlıyım. Heyecanlısın. Anneciğinle konuştun. Evet. Ne dedi anne? Bulunacak mı falan filan dedi. Ha. Ben de abimin yaklaşıyoruz dedim. Umutlusun. Umutluyum dedim işte. Munise'nin çok özel bir annesi var. Kendini çok ifade edebilen bir anne değil ama Munise'yi buraya gönderen de o anne işte. Çünkü o anne buna mecbur edilmiş aslında. Değil mi? Evladı verilirken kimse anneciğine de sormamış bile, verelim mi diye. Yıllardır da içinde o hasretle yaşıyor. Ali Bey, siz hafta sonu birileriyle konuşabildiniz mi? İşte olduğum için İnce Hanım. Evet, yani herhangi bir bilgi alamadım. Yani. Herhangi bilgi alamadım. Evet. Murat Sönmez şimdi Bergama'da. Hemen ona dönelim. O acaba bu bahsedilen kişilere ulaştı mı? Munise'nin abisiyle ilgili bize neler aktaracak? Yeni bilgiler neler? Murat Sönmez'i hemen görebilirsek. Canlı yayında kendisi. Çünkü evet Murat. Şimdi Mehmet Ali Bey'le sen ilk önce konuşmuştun. Bizim canlı yayınımıza bağlanmadan önce. Önce inkar etmişti her şeyi. Sonra evet ben o kişiyim dedi ama yayında da bize devamında bazı bilgiler aktardı. Dedi ki o dönem orada işte peynircilik yapan biri var ve o eve götürdüğüm kişilerden biri de onun kızıydı. Eve giden iki kadın, iki erkekten biri oydu diye. Sen Bergama'dasın. Hangi bilgilere ulaştın, neler aktaracaksın? Merakla bekliyoruz seni. Evet İnce Ertuğrul, Mehmet Ali Çen'in iddialarında yer verdiği peynirciye ulaştık. Evet. Bilgilerine ulaştık. Peynirci İsa Feridun Karaca o dönemde Mehmet Ali Çen'in söylediği işletmeyi yapan kişi. Tabii kendisi şu anda rahmetli olmuş durumda, hayatını kaybetmiş durumda. Biz yapmış olduğumuz araştırmaların ardından Mehmet Ali Çen'in iddia ettiği kişiyi de bulduk. Kızı olan kızını da bulduk. Evet. O da Ümran isminde bir hanımefendi. Yine araştırmalarımızı sürdürdük. Dur, kendisine bir dakika, ulaştık. Kendisi oradan geçme. Şu anda... Geçme hemen oradan oraya bir saniye. Bu Ümran Hanım hala Bergama'da mı yaşıyor? Bununla ilgili bilgin var mı? Hayır, Bergama'da şu anda yaşamıyor. Kendisi İzmir'de yine evet. Kuaför dükkanı var. Kuaförü işletiyor. Kendisi şu an İzmir'de yaşıyor. İzmir merkezde. Evli mi? Eşi ne iş yapıyormuş? Onunla ilgili bilgi alabildin mi? Şu an evli değil. Kendisi evli değil. Biz kendisiyle bu konuyu görüştük. Kendisi evet. Mehmet Ali Çey'i tanımadığını, bu konuyla ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi. Bu da çok ilginçtir. Kesinlikle konuyu reddediyorlar ve böyle bir olayla ilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Mehmet Ali Çey'i hemen bağlamaya çalışalım. Arkadaşlar bağlayalım bakalım bunun üstüne o ne diyecek. Devam edelim Murat, demin sözünü böldüm. Evet. Evet, Mehmet Ali Çey de... İnat bir şekilde, enteresan bir şekilde bizden kaçıyor. Geçtiğimiz gün ilk görüşmemizde kendisi bu olayla ilgisinin olmadığını söylemişti. Kendisinin hatta söz konusu Mehmet Ali Çey olmadığını da söylemişti ama daha sonra bizim ısrarlı çalışmalarımızın ardından kabul etmişti. Yine ilginç iddialarda bulunmuştu ama şu anda biz Bergama'da olmamıza rağmen kendisi bizimle görüşmekten kaçıyor. Tamam diyor, geleceğim diyor ama bu sözleri yerine getirmiyor. Farklı ilçelerde olduğunu söylüyor. Görüşmenin mümkün olmayacağını söylüyor. Böyle bir enteresan durum da var. Şimdi Mehmet Ali Çey'in söylediği kişiyi dükkanın adresine kadar canlı yayında tarif etti.
Hatta işte o beyefendinin vefat ettiği bilgisini de verdi. Ve ben dedi o gün güçlü ailesinin evine, ki akrabaları zaten, işte onun kızını, onun eşini ve bir başka çifti götürdüm. Ve evlat edinen aileyle ilgili de bildiklerini paylaştı. İşte vergi dairesinde çalıştıklarını, o dönemde İzmir'de olduklarını ama Samsun'a geçeceklerini söyledi. Sen şimdi bu Ümran Hanım'la ilgili başka hangi bilgilere ulaştın? Onun arkadaş çevresi kimmiş? O dönemde bu anlattığımız bilgilere dayanan birileri oralarda yaşıyor muymuş, gelip gider miymiş? Herhangi bilgi edinebildin mi? Aslında İsa Feridun Karaca o dönemde peynircilik yapan kişinin 3 tane kızı var. Evet. Biz neden Ümran Hanım üzerinde odaklandık? Hemen şunu söyleyeyim. Çünkü Ümran Hanım o dönemde babasının yanında çalışıyor. Evet. Babasının yanında çalıştığı için ve yaş grubu olarak da baktığımızda o dönemde olayı hatırlayabilecek kişi üzerinde yapmış olduğumuz çalışmada Ümran Hanım çıkıyor karşımıza. Ümran Hanım şu anda İzmir merkezde ve bir kuaför işletiyor. Kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede de zaten konuyu kabul etmiyor. Herhangi böyle bir konuyu hatırlamadığını, yaşamadığını, Mehmet Ali Çey isminde bir kişiyi de tanımadığını söylüyor. Şunu söyleyebiliriz, o dönemde babasının yanında çalışan kişi Ümran Hanım. Ümran Hanım. Peki etraftaki esnafla falan konuşabildi mi? Mutlaka çok değişti. O döneme tanık olan, bilen var mı? İşte Ümran Hanım'ı tanıyan birileriyle konuşabildin mi? Evet, böyle bir olayı duyan var mı yani? Aslında Muratçım onu soruyorum. Böyle bir olayı hiç duyan var mı? Bilgisi olan birileri var mı orada? Kesinlikle yok. Böyle bir olayı duyan herhangi bir esnaf ya da bir kişiye rastlamadık. Herhangi bir şey yok. Şimdi bu pazardan bahsetti o gün Mehmet Aliçe. Haftada bir gün, iki gün gittiğinizden bahsetti. Bu sözde edilen peynirci oralara gidip gelir miydi acaba sizin aileniz Ali o günlerde? Yok İnce Hanım, bizim sadece Bergama pazarı olduğu için. Aha. Yani gelir gideriz yani. Mesafemiz de yakın olduğu için. Bu söylediğin isimler sana hiçbir şey hatırlatıyor mu, Murat'ın söylediği isimler? Hiç duydun mu isimleri? Peynirci anlamında mı? Peynirci anlamında sadece rahmetli nenem öyle bir fikir, bir şey söylediydi. Ne yani. Söylemişti rahmetli? Yani bir peynirci lafı sözü geçirdiydi ama ben de hatırlamıyorum. Yani şöyle bir hatırla bakalım, onunla ilgili ne dedi yani, durduk yere işte orada peynirci... Yani o peynirci biliyor filan gibilerden söylemişti. Öyle mi? Peynircinin kardeşim Mutlu'yu nereye verildiğini biliyordu, bildiğini söylüyor. Söylüyordu yani. Yani nenem pazarlara gittiği zaman. Ali, şimdi bu ipuçları çok önemli biliyor musun? Evet. Parça parça duydukların. Evet. Yani bunlar bizi sonuca sadece götürecek. Peynirciyi duydum yani. Nenemden duydum. Başka öyle bir şey olarak değil de pazara gittiği zaman soruştururdu yani. Mesela o peynirciyle senin rahmetli nenen acaba hiç konuşmuş mu? İşte torunum oldu. Bakamıyoruz. Durumumuz yok. Hayır, öyle bir yakınlık mi? Yakınlık bir derecesi yoktu da sadece pazarlarda duyum esnafında öyle bir peynirci diye bir söz konusu geçtiydi yani evde. Bilgisi olduğunu söylüyor. Öyle bir bilgi olduydu. Şimdi Murat, Mehmet Ali Çe canlı yayına aslında gelecekti bugün. Sana öncesinde böyle bir söz de verdi. Şimdi de kaçıyor diyorsun. Telefonlarına da bakmıyor mu şu anda? Bize söz verdi, görüşeceğimizin sözünü verdi. Biz dün akşam saatlerinde kendisiyle randevulaşmıştık ama maalesef ki sözlerini tutmadı. Bergama'da buluşacaktık ama aramamıza rağmen Ayvalık'ta olduğunu ya da farklı ilçelerde olduğunu, çalıştığını, gelemeyeceğini, yoğun olduğunu ve en sonunda da biz gelme teklifinde bulunduğumuz zaman da kesinlikle görüşmek istemediğini söyledi. Yani Mehmet Ali Çe bizden kesinlikle ve kesinlikle kaçıyor. Şu anda sanıyorum Murat, sanıyorum hatta Mehmet Ali Bey telefonda, tamam, güzel yayına katılıyor. Mehmet Ali Bey merhaba. Merhaba. Murat sizi bekliyor canlı yayında konuk etmek için. Neredesiniz? Ama bak ben şu anda, ben akşam da dedim ona, ben Ayvalık'tayım, arabayı arızalandı, ben oraya gittim. Dün yaptıramadım. Şu anda ben Ayvalık'tayım daha, şu arabada konuşuyorum. Elim ayağım sırf ya. Tamam. Mehmet Ali Bey, şimdi arkadaşların bahsettiğiniz o peynirciye gittiler. Yani dükkanın olduğu yere gittiler. Rahmetli olmuş zaten. Evet, ayağı kırıldı, öldü. Kızı da böyle bir şey olmadığını, sizi de hiç tanımadığını söylüyor. Tanımaz mı canım? Onlar geldi ya. Onlar zaten nenesiyle, bu oğlanın nenesiyle söylemişler onu. Ben ne bileyim evlatlığı vereceğim, ne bileyim iş yapacağım. Onlar da biz de tabii iş adamı olduğumuz için ya, öyle yardımcı oldum. Ben sadece bir gittim, birazcık daha sakin biraz daha yavaş yavaş konuşursanız. Yani tamam. Ümran Hanım dediğimiz kişi, Ümran Hanım bu işi biliyordu ve sizinle eve gelen kişi o muydu? Evet, yanında bir de arkadaşlar vardı. O iki genç onlar vardı. İki de tekine var. Dört kişi lazımdı zaten. Dört kişi. Dördüncü kişi Ümran Hanım'ın, yani o dönem evli miydi, eşi miydi, kim olduğunu biliyor musunuz? Eşim dedi. Ben tabii o kudası pek araştırmadım, sormadım. Yani zaten geçmiş günde bayağı hatırlamıyorum pek.
Yani Ümran Hanım o zaman şu anda yalan söylüyor Murat. Mehmet Ali Çey yine aynı şeyi tekrarlıyor. Eve evet. giden kişi benim Ümran Hanım. Benim bildiklerim bu. Hı hı. Başka hatırladığınız şeyler vardır mutlaka. Düşündünüz hafta sonu bunun üzerinde. Ya bak ben ilk zaman yani siz bir anda söyleyince ben hatırlayamadım. Sonra tabii kendimi topardım biraz baktım hatırladım. Hatırladıklarımı da tek tek anlattım. Hı hı. Daha fazla da uzun müddet konuşmadım ben daha fazla. Bildiklerim olduğu gibi ben Murat'a anlattım. Bunlar yani. Ve yardımcı olabileceğim şekilde de anlattım. Yine de bakalım dedim ben araştırırım sorarım ama ben kendi ayvalıktayım. Şimdi peki senede bir kere göreceklerini söylemişler ya aileye evlatlık alırken mutlu bebeği. Senede bir kere gelip görebilirsiniz diye. Ama sonra bugün burada değil ama Veli amca ya, diyor ki ben evet. gidip sorduğumda Mehmet Ali beni tersledi. Aynen. Hiç yani terslemesi bunda ikili bir benden para istedi. İkili bir benden para istedi. Nasıl yani artık, sizden para mı istediler? Evet para istediler. Ya senden nerede para istedi? Oğlanı ev yaptıracağız. Oğlanı ev yaptıracağız. Benden para getirin bakın biraz daha biraz daha dedi. Bak. Sonra ben de uzman kızdım. Bunlara alın adresi, etabedeki o kağıtları hepsini verdim. Ben de en ufak bir şey kalmadı ya. Ben 18 kim para istedi sizden Mehmet Ali Bey? Bu oğlanın kardeşi de şeyde. Ali Bey? Nerede? Evet. Ali Bey mi para istedi sizden? Ali böyle bayram bir şey yok. Yok yok. Bayram da istedi. Ne? Bayram? Yok benim canım ya. Bayram bu saçmalıyor kim? Ya. Babamı söyle evet. babama. Babanız. Babam zaten şeyin. Evet işte yok. Ama şimdi babanın zaten hiç ortada olmaması da biraz tuhaf. Ali hiç baban aramıyor ha? Etmiyor. Yani canım konuşmasında bir yani zorluk Aha. çekiyor yani onda bir anlaşamıyorum. Ben bile anlayamıyorum ki babamın dediğini. Yani babam ondan devreye şey yapamaz yani. Ha, annem şimdi, ne ya, şekilde? Şimdi bu da önemli bir şey. Mehmet Ali Bey, efendim? Sizden iki kere parayı isteyen Bayram Bey evet. miydi yoksa işte başka biri miydi? Bayram Bey'i istediler. Bayram Bey. Bunlar tabii ilk vardığımızda tanıştığımızda aldılar ve onu da aldılar, onu da yaptılar bilmiyorum. Tekrar gene sonra parası da genel gitmişler galiba ben duyuşuma göre. Evet. Bir daha ben girmedim hani devreye. Çünkü ilgim olmadığı için fazla. Mehmet Ali Bey, ben sizi yarın... canlı yayına bekliyorum. Murat'ın konuğu olabilir misiniz? Biz sizi aldırırız Ayvalık'tan. İstediğiniz yerden. Ama ben işim çok. Bakın o şekilde gelemem. Biz onu halledelim. Ulaşımınızı, her şeyinizi karşılayalım. Lütfen canlı yayına gelin. Şu söylediğiniz çok önemli çünkü. Konuğumuz evet, olun. Işte, İsterseniz buraya gelin. İsterseniz buraya stüdyoya gelin. Çünkü burada bakın siz diyorsunuz ki bir para alışverişi İftira var. Yani canım, bu iddialara evet. cevap verilsin. Ümran Hanım da bunları... reddediyor. Onları da bir araştıralım. Yani ya da biz, hayır, ben aldı, Murat Ayvalık'a aldı. Göndereyim yanınıza. Tamam yok, mı? Yok aldı. Ben Murat Ayvalık'a göndereyim. Oradan bir canlı bağlantı yapalım. Murat Alışkın zaten hemen oradan oraya geçiyor. Tamam mı? Evet. Yarın öğlen saatlerinde ben sizi programda canlı canlı konuşmak istiyorum sizinle. Olur mu? Ben size bildiklerimi tek tek anlattım. Aradan hayli zaman geçmiş. Sonra buna mahkeme vermişler. Ben yine elimden evet. geldiği kadar bildiklerim yardımcı oldum. Peki bu mahkemede bahsettiğiniz Hüsamettin, o kim? Valla diş yapıyordu. Diş şeyim ben dedi bana. O zaman da ilk gittiğim zaman ama bunu. Dişçiyim dedi. Bir daha görmedim dedi. Zaten. Peki ilk gittiğim zaman. Evet. Dişçiyim diyen kişi Ümran Hanım'ın... Hatta ben de dedim ki ona, ben dedim olmazsa bir diş yaparsın galiba. Ben dişler bir sürük dedim o zamanları. Yaptırdınız tamam, mı? Tamam yaparız falan. Kardeşim sorayım ben de o zaman. Yaptırdınız mı dişleri? Yaptırmadım. Gidemedim. Zamanım olup gidemedim. Görüşemedim bir daha yani. Bir şey sorayım mı? Buyurun. Mehmet Ali Bey. Sizden para isteyen kişiler evet. çocuğu verirken aranızda böyle bir anlaşma var mıydı? Yani zaman zaman yok, yardım yok, yapar. Yok. Peki... Yoktu. O kadar zaten konuşulmadı fazla yani. Peki ne şekilde sizden para istemiş olabilir? Aileden yani para ister. Oğlana ev Ondan. Yaptıracağız. Bize biraz para göndersin. Yardım etsin dediler. Yok hocam. Yok İnci Hanım. Ya. Öyle hiçbir babam var da yani. Dediler, öyle Peki dediler. Bu mahkeme... Yani. Peki Mehmet Ali Bey davanın evet. açıldığı zaman, mahkemenin açıldığı dönemde mi para isteyendi? Daha ondan önce destirdiler. Ondan önce destirdiler. Hayır zaten... Evet. 4 sene sonra verdim zaten o zaman, canım. O zaman sizin bu çocuk verme olayında aktif olarak bir görevinizin olduğunu gösteriyor. Çünkü aile sizi muhatap aldığına göre, sizi arayıp da böyle bir menfaatle bulunduğuna göre sizin çocuğun... Bergama'da oturuyor mu? Ona her hafta pazara yani, geliyor da. Her şey bunun önemli. Yani getiren de bu. Onları tanıyan da bu. Ne para istedik biz, ne şey yani para kendi istediler, uyduruyor istediler. Yani. Para isteyen kim evet, ya? Ben o zaman 14 yaşında bir çocuğum. Ne para isteyen? Zavzalama öyle. Ben az bir konuşmuşum bunlarla. Fazla itibatım da yok. İtibatım, ben seninle itibatım yok zaten. Bu zamana kadar evet. olmadı.
Senin zaten... değil, babanın para istediğini söylüyor. Yok, zaten. Yok, evet, evet. Onda saçmalıyor. Babam zaten evini bilmez. Hayır, saçmalamıyor ben. Çok iyi, para çok istediyse iki çoluğum çocuğumun üstüne yemin ederim. Babam senin evet, yanına gelip para istemez. İstedi, yalan söyleme. Ben ondan azarladım onu. Ya benim evimi dedim, yaptır, benim paraya ihtiyacım yok ki. Evet, öyle dedi işte. Ben olan ev yaptıracağım, benim para göndersin. Biraz yardım. Hani yaptırdı benim dedem? Askere gittikten sonra yaptırdım. Ben zaman ne zaman? Senin anlattığın i̇şte kelime ne zaman? Ondan sonra bütün evdeki diş yaptırın diye ben... Sen yaptın dişi... Kim? Onları bile verdim onu. Bende en ufak bir şey kalmadı. Sen git de yaptır o kime verdin. İstat camiden de verdim hatta kağıdı da. Kağıdı? Ne? Telefon numaralarının dışında başka bir kağıt... Yok, başka bir şey yoktu. Telefon numarası vardı. Ne bileyim benim bunu şey parayla sattığını da üstünü bahsettiğini... Nasıl? Yani parayla sattı bu. Para aldın. Parayı kendi aldı bu. Ne bileyim ben bunu. Yani şikayetim ya bunun ne dediği belli değil ki. Sattı bir yere yani kapatladı işi. Şimdi onlar ben Mehmet fakir. Ali Bey yarın canlı yayına geldiğinde bütün onlar bunların fakir, hepsine yani cevap vermiş ama diyerekten. Ali şimdi onun da iddiası hayır. Babanın bir para yok, istediği yönünde. Yok babam öyle para isteyecek hayır. İstedi. İstedi diyorsunuz. Peki bunun şahitleri var mı? Ben ondan azarladım. Bunun şahitleri var mı? Evet. Şahidin var mı? İslamiyet'in de kağıdı verken istediğiniz. Ya parayı şimdi karıştırma. Sen para isteyen yok senden. Para Ali, isteyen anne yok. Babanın elinde herhangi bir kağıt, bir telefon numarası, bir bilgi var mıydı hayır, başka? Hayır, hiç telefon kullanmaz yok. Ha? O zaman verdim onlara zaten bunu. O verdim. Zaman Munise. Hiç yok. Böyle bir bilgiden bahsediyor. Aradan bak, zaman geçti. Çünkü... Hayır, para almadık ki biz. Hani abim biz parayı da satmadık ki. Biz bir okusunlar, büyüsünler diye verdik. Canım benim zaten parayı senin hiçbir günahın, hiçbir suçun yok ki. Abin de o zaman çocukmuş. Ama şimdi bazen böyle şeylerde ne yazık olabiliyor. Yani biz şunu da söyleyelim yine konuşurken bu hikayede de aynı noktadayız. Şu anda aradığımız Mutlu ismi belki bambaşka bir isimle bir ailede yaşıyor, büyüyor ama bizde tedirgin eden noktası şu bu hikayenin. Çünkü şöyle bir ihbar geldi. Mutlu 4 ay o ailenin yanında kaldıktan sonra anne onu istemeyip başka birilerine verdi diye. Verildi diye de bir ihbar var. Bunun da peşine gidiyoruz. Bu çocuk nerede? Ne şartlarda yaşıyor? Hayatı kurtulsun derken mahvoldu ama... Yani güvendiğimiz kişiye bak İnce Hanım. Yani ne söylüyor? Şimdi de paranı yani bilmiyorum nasıl yarın bir adam canlı yayında hepsini konuşacağız ama Ümran Hanım bakın Mehmet Ali Bey sizin bu evlat edinen aileyi de tanıdığınızı söylüyor. Bunda lütfen siz ne bildiğiniz varsa sizin de anlatmanızı bekliyoruz artık. Şu saatten sonra yapılması gereken en doğru şey şu. Burada bir suç kavramı da tanımlanmıyor değil mi? Yani sanki iyi yani bir şey yapılıyormuş gibi. Aslında babalar açısından şimdi biliyorsunuz ki aile dediğiniz şey çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu. Her anlamda sorumlu medeni kanun gereğince de. O yüzden de aslında çocuğun bir bakamıyorsan da biliyorsunuz ki çocuk hizmetlerine teslim ediyorsunuz. Evet, evet. Babalarının da tabii ki ihmali var. Aracı olursa da tabii ki var. Dedim nesep bağının değiştirilmesinden tutun da yine bağlı bulunduğumuz evrensel çocuk hakları anlaşmaları gereğince yani çocuklar eğer biliyorsunuz ki bu durumda inşallah böyle bir şey yoktur ama dilendiricilikte kullandırılıyorlar, başka şeylerde kullandırıyorlar. Tüm bunlar tabii ki suç kapsamında değerlendiriliyor. İnce Hanım, çocuk eğer aile ortamında bakılamıyorsa çocuğun gideceği yer yuvadır, devletin kurumlardır. Bunun dışında çocuğun her ne şekilde olursa olsun birilerine bırakılması, verilmesi, hele hele yasal olmayan yollardan babanın verilmesi kesinlikle ayırsın. Çocuk hakları sözleşmesi uyarınca çocuk ihmalidir, çocuk istismarıdır. Şu an itibariyle bu işe aracılık yapanlar, bu işe ön ayak olanlar ve aile de dahil hepsi suç işlemiş oluyorlar. Evet, tabii ama ki. Şimdi en önemlisi o çocuk nerede, kimin yanında büyüdü? Öyle bahsedildiği gibi o aileden o aileye, o aileden o aileye mi verildi? Tabii ki çocuğa bakamamış olabilirler ama bunun bir yasal süreci var, yapması gereken şey var. O yüzden hani aile de tabii ki bir anlamda. Yani söylüyor. Şuradan tekrar bunu söyleyelim. Her gün söylüyoruz, her gün söylüyoruz ama hani bakamayacağımız çocukları dünyaya getirmeyelim. Evet ama böyle bir durum varsa da devlet onları koruması altına alıyor, koruyor, kolluyor, eğitim hakkı edindiriyor, hepsi istihdam ediliyor, iş imkanı sağlanıyor. Sürekli olarak bırakmak durumunda da değilsiniz. Çocuğunuzla bağınızı hiç kopartmadan, o sizin anne babası olduğunuzu biliyor, istediğinizde hafta sonları alabiliyorsunuz. Değil mi hocam? Yani tabii. Çok güzel uygulamalar var. Ne olur? Yani biz aslında hep şunu anlatmaya çalışıyoruz. İşte zor durumda kaldığınızda, çaresiz hissettiğinizde yalnız değilsiniz. Gidebileceğiniz kurumlar, kuruluşlar, arayabileceğiniz telefonları var. Var. Bunları bilin, öğrenin. Hocam tabii. Hangi numara? Bir söyleyin. Alo 183 numara. Alo çocuk, alo kadın hattıdır. Her zaman gece gündüz 24 saat hizmet veren bir telefon numarası. Bunun dışında da her kamu kurumu, her sivil toplum örgütü, her kolluk kuvveti de
bu konuda yardım etmek zorundadır. Yardım etmek zorundadır. Kadına evet. Şiddet, çocukla ilgili evet. istismar, evet. aile içi sorunlar, başka sorunlar ne varsa hepsinde bu numarayı lütfen arayın. Yarın Mehmet Ali Çolak, Murat Sörmez'in konuğu olacak. Murat Sörmez'e çok teşekkür ediyorum. Ve canlı yayında o bildiklerini anlatacak ama Ümran Hanım sizin de artık ya kamera gerisinde ya canlı yayına bağlanarak bildiklerinizi anlatmanızı bekliyoruz. Kadir'in iddiaları var, ailesinin iddiaları. Malatya'da yuva müdürü olan kişi tarafından benim kardeşime evlatlık verildi diye o sayın müdürün bağlanmasını, bildiklerini anlatmasını diliyoruz. Ebru'nun oğlunu aramaya devam edeceğiz ve yarın sevgili seyirciler Aslı buraya eşinin ilk evliliğinden olan çocuklarını aramaya geldi. Kendi doğurmadı, hiç görmediği Yiğit ve Mert'i bulmak için burada ve yarın işte onların doğuran anne Nurten Hanım da burada olacak şimdiki eşiyle birlikte. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize güzel bir öğleden sonra diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.